Selamünaleyküm. Öncelikle Gemlik'teki kardeşlerden, şu gençlerden, herkesten özür diliyorum. Bayağıdır gelmedik buraya. O yüzden gerçekten gelmemekle bir kendimce hata yapmışız. Hepimizden de özür diliyorum. İnşallah mümkün olduğunca bundan sonra daha sık gelmeye gayret edeceğim. İnşallah. Allah'tan bir şey gelmezse ayda bir olmazsa cumaları geliriz. İnşallah. Allah razı olsun. Tabii burası böyle ilk geldiğimizde gerçekten şey boş bir yerdi. Allah razı olsun. Başka bir konuda bize tabiri caizse işte buraya açınca böyle şimdi elhamdülillah güzel oldu, hoş oldu. Tabi Harun kardeş, Bilal, buraya gelen giden kardeşlerin hepsinde emeklerini, Allah hepsinden de razı olsun. Cenab-ı Hak emeklerini zayi etmesin inşallah. Sorulara geçelim inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'a olan aşkı nasıldı, açıklayabilir misiniz? Bizim onun aşkını açıklayabilecek halimiz, ahvalimiz, dilimizler olur da ancak gördüğümüz kadar, hissettiğimiz kadar, hatta gördüğümüzü, hissettiğimizi dahi dile dökmekte güçlük çekeriz. Onun aşkı nasıldı dediğimizde bu bir peygamber olmalı ki o peygamberin, diğer bir peygamberin halini anlatsın. Çünkü peygamberler özeldir. Bu özel peygamberlerin içerisinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri en özelidir. Kitap verilen peygamberlerin üzerinde iki nur vardır. Bir nebilik nuru vardır. Bir velilik nuru vardır. Bu velilik nuru ile ve nebilik nuru ile süslenmiş olan peygamberler ancak aynı şekilde nebilik ve velilik nuru ile süslenmiş olan bir peygamber bunu dillendirebilir. Peygamberlerin arkasından gelen veliler bir tek velilik nuruna sahiptir. Ona aşinadır. Öyle olunca veliler o nebilerin nebilik nurunu tanımlama, o nurun tecelliyatını, o nurun hakikatine vakıf olma meselenin en zor işidir. Hatta diyebiliriz ki bu kapı hemen hemen bütün velilere kapalı bir kapıdır. Mahrem bir yerdir. Biz onların nebiliklerini, yani peygamberliklerinin tecelliyatına bakarız. Ve onların o tecelliyatından, peygamberlik tecelliyatından onların peygamberliklerini tanımlayabiliriz. Bakın, peygamberliklerini tanımlayabiliriz. Biz onların velilik nuru ile tecelli etmiş olan velilik nurlarının yansımalarını, onların iz düşümlerini anlatmak bir kısmını veyahut da o tecelliyatın bir kısmını idrak edip onu anlatmak mümkün olabilir. Şimdi bu meseleyi bu cenahtan açmak istemezdim ama buraya biraz bu nebilik nuruyla alakalı olan kısmı açalım ki çünkü hadis-i şerif Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki benden sonra ne bir nebi ne de Resul gelecektir dedi. Ondan sonra ne bir nebi ne bir Resul gelecekse, gelmeyecekse o zaman nebilik ve Resullük nuru eski dille hitama erdi. Yani tamama erdi. Tamamlandı. Bitti. Bir daha o kapının açılması da mümkün değil. Bu nebilik ve Resullük nurunun tanımlaması da bu noktada sadece tecelliyata bağlıdır.
onun hakikatini mahrem noktada durduğundan dolayı açılımı yoktur. Neden açılımı yoktur? Bunu normalde hakikatinden açılımını birisi aşina olmuş olsa kendisini peygamber görür. Ayağa kayar olur. Bunu idrak etmesi, bunun istidadının bunu alması mümkün değildir. Çünkü peygamberlerin peygamberlik istidadı ile bir velinin velilik istidadı aynı değildir. Buradaki kastım kitap verilmiş peygamberlerdir. Kitap verilmiş peygamberler şeriat sahibidir çünkü. Kitap verilmemiş peygamberler o şeriat sahibi peygamberlere tabi olurlar. O meşhur bir hadis vardır ya, ümmetimin velileri Beni İsrail peygamberlerin mesabesindedir diye. Bu kitap verilen peygamberler değildir. Şeriat verilen peygamberler değildir. O yüzden şeriat verilmiş peygamberlerin hali, ahvali, peygamberlik nuru ve peygamberlikleriyle alakalı manevi halleri kendilerine aittir. Biz ancak Kur'an'dan bunu bir örnek verecek olursak meşhurdur. İsrail'le alakalı, İsra ve Miraç hadisesi ve Miraç hadisesinde iki yayın ucu kadar birbirlerine yaklaştılar. İki yayın ucu kadar. Ama İsrail'le alakalı oradaki o Miraç'la alakalı orada yaşananlarla alakalı oranın haliyle tecelliyatıyla alakalı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ağzı kilitlidir. Onun ağzının kilitli olduğu bir yerden arkasından gelen Muhammedi velilerin bir laf söylemeleri, herhangi bir şey demeleri, onun ağzının kilitlediği, sustuğu bir yerde boşboğazlık yapmaktır, boş konuşmaktır. O yüzden biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin aşkını diyebiliriz ki gelmiş, geçmiş, gelecek, gitmiş ne varsa varlığın içerisinde yaratılmış ve yaratılacak ne kadar ne var ise hepsinin de aşkından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin aşkı en büyüktür. Bunu böyle söyleyip geçebilirdik bunu. Ama bu meseleyi açıklamamıza, bu meseleyi anlamamıza yetmezdi. Bize normalde tecelli eden şeyler, bize verilen şeyler nübüvvetin halka yönelik tecelliyatıdır. Nübüvvetin bir hakka tecelliyatı vardır, bir de halka tecelliyatı vardır. Biz nübüvvetin halka olan tecelliyatına bakıyoruz ve görüyoruz. Bu da nedir? İşte sünnetleridir, hadisleridir, yaşam şekli şemalidir. Normalde bu noktada Kur'an'ı tefsir etmesidir, yaşamasıdır. Bu zaten normalde hepimizin bu bilgiye ulaşabileceği bir yerdir. Belki de biz bunları okurken onun ne kadar şiddet bir sevgiyle sevdiğini anlayabilmeye çalışırız. Ama buradaki soru bana Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a olan aşkını soruyor bana. Burası bizi tabiri caizse ağzımızı kilitliyor. Çünkü onun aşkını anlayabilmek, idrak edebilmek, onun aşkını bu manada, manevi manada aktarabilmek benim gibi bir adamın işi değil. Yani burada insan bilgisi olmadığı bir yerden konuşmuş olur. Laf olsun, torba dolsun olmuş olur. Onun aşkını anlatacak olan kimse Miraç'ta iki yay mesafesi kadar birbirlerine yaklaştığını anlaması lazım. Burayı hiç anlatmamış. Sahabe de anlatmamış. Sahabeye de anlatmamış. Miraç'la alakalı birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dört, beş, altı, yedi neler yaşandığını, neler gördüğünü hepsini anlatmış. Bunların hepsi de nübüvvetle alakalı.
Bakın bunların hepsi de nübüvvetle alakalı. Bunların Allah'a olan aşıklığıyla alakalı değil. Orası o dediğimiz nokta. Cenab-ı Hak bizleri doğruyu konuşanlardan eylesin. Bilmediklerini bilmiyorum. Susması gerektiği yerde susup edebi muhafaza edenlerden eylesin. O yüzden bir Muhammed-i Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Allah'a olan aşkını anlayabilecek istidatlı bir kimsenin olması mümkün değildir. Tekrar altını çizeyim mi? Bir kimsenin bu istediğiniz kadar büyük veli olarak tanımlansın. Bir velinin Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Allah'a olan aşkını hakiki manada idrak edebilecek, anlayabilecek istidatta bir veli yoktur. Bunun altını böyle çizelim. Bu mesele bilinsin. Tekrar söylüyorum. Bu istidatta bir kimse yoktur. Bunu bakın kapatıyorum bir de parantezi. Yani olabilir diye böyle bir ya işte şöyle de düşünmeyin. Ya o bilmiyor ya o yüzden yoktur dedi. Yok öyle bir şey yok. Burası peygamberlerle alakalı bir şey. Peygamberlikle alakalı bir şey. Bir kimse ne kadar çalışırsa çalışsın, ne kadar Allah'a yakın olursa olsun kitap verilmiş bir peygambere bu noktada yaklaşması dahi mümkün değildir. Allah muhafaza eylesin. Sıkıntılı bir durum. Ama soru muhteşemdi. Soruyu soranı tanımak isterdim. Harika. Kalbe gelen vesveseden nasıl kurtulabiliriz? Vesveseler kalpte dört pencere vardır veya dört kapı vardır. Şeytan bu dört kapıdan girer insan. O yüzden insanların vesveseleri de farklı farklıdır. Kimisine imani noktadan girer. İmanla alakalıdır. Namaz kılarken Allah yoktur. Kime namaz kılıyorsun? İbadet ederken direkt vesvese öyle bir şeydir. İbadet ettiği şeyi inkar eder. Direkt. Bu vesvesenin en tehlikeli noktasıdır. Buraya sufiler size enteresan bir bilgi olabilir bu. Dördüncü makamdan beşinci makama geçerken düşebilir. Tehlikelidir bu. Bu avam da buna düşer. Bu avam için zaten her zaman düşecek bir yerdir. Avam kendince, kendi aralarında dahi konuşurken derler ki ya yoksa. Hani Hazreti Ali Efendimiz'e de geldi birisi dedi ya, ya yoksa diye. O da dedi ki ya varsa. Dedi yoksa ben bir zararım yok ibadet etmekle, iman etmekle. Bir zararım yok. Neden? Ben ibadet ediyorum. İman ediyorum. İman ettim. İbadet ediyorum. Bizim dinimiz kötülük yap diyen bir din değil ki. Dinimiz kendi içerisindeki kaidelerini incelediğimizde insanı, topluma, aileye, eşe, çoluğa, çocuğa, herkese faydalı olan şeyler. Baktığımızda dinin kendi içerisinde hem haramiyet noktasından hem de helaliyet noktasından. Baktığımızda her şey insan için. Her şey.
Ve hepsi de insanın iyiliği için. Haramlara baktığımızda, yasaklanan şeylere baktığımızda hepsi de insanların iyiliği için. Bugün normalde Batı içki içerken içkinin iyiliğini savunuyor mu? Hayır. Batı uyuşturucu kullanırken uyuşturucunun sağlığa faydalı olduğunu söyleyen var mı? Hayır. Yani biz normalde, bize şimdi Batı'dan bir rüzgar etse, deseler ki Batılılar bize, kesinlikle içkiyi yasak edeceksiniz kendi toplumunuzla. Ancak böyle Avrupa Birliği'ne girersiniz, biz yarın içkiyi yasak ederiz. Bize bundan 20 yıl, 30 yıl önce, 10 yıl önce deselerdi ki işte bunları yasak edin, sizi Avrupa Birliği'ne alacağız, anında biz hepsini yerine getirdik. Bakmazdık iyi mi kötü mü diye. Yıllardan beri Darwin teorisi okutuluyor muydu? Okutuluyordu. İyi mi kötü mü olduğuna bakan var mıydı? Yoktu. Şimdi kaldırıldı Darwin teorisi, ihtilal olacak neredeyse. Teori. İspatlanmış ilmi bir gerçeklik değil. Bildiğiniz teori. Birisi oturmuş, bir hikaye yazmış. Demiş ki atalarımız, bizim atalarımız maymun demiş, bir hikaye yazmış. O hikayede üniversite çevresinde kabul edilmiş. Kendisi de o hikayeye inanmamış, boğulduğu yerler olmuş. Hala da bakın, 100 yıllar geçmiş üzerine bu teori hala da teori olmaktan çıkmamış. Teori halinde duruyor ama okullarda okutuluyor. Bunun gibi dinin biz kendi içerisindeki özelliklerine baktığımızda din kendi içerisinde zaten kendi kendisini yenileyen ve kendi kendisini güzelleştiren bir şey. Zararlı bir şey yok ki. Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki ben neden zarar edeceğim ki? Ama diyor ya varsa zarar edecek olan sensin. Yani sebep çünkü inanmak ve ibadet etmek parayla değil İslam devrimine. Siz Hristiyan olsanız günahlarınızın affolması için kiliseye gidip tövbe edip kiliseye harçlık vermeniz lazım. Kiliseye harçlık ver. Ne kadar çok harçlık verirseniz o kadar tövbeniz kabul olur. Kiliseye ne kadar çok bağışta bulunursanız papaz o kadar emrinizde olur sizin. Ama İslam'da bu yok. İslam'da gerçek olarak dinin kendi özünde fi sebilillahlık var. Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz. Hazreti peygamberlerin hepsinde ağzından ayet-i kerimeler var. Bizim ücretimizi Allah verir. Biz sizden ücret isteyenlerden değiliz. Bizi Rabbim rızıklandırır. Bakın bunların hepsi de peygamberlerin dilinden gelen sözler. Öyle olunca bir zararı yok o kimsenin. Ya varsa o zararlı. Bu normalde avamın düştüğü bir vesvesedir. Avam düşer bu vesvesenin en tehlikelisidir. Bunu çocuklar da düşebilir. Bunu avam da düşebilir. Ama sakın dervişler düşmez diye düşünmeyin. Onlar da en tehlikeli yerde düşerler. Kimisi 3'ten 4'e geçerken, kimisi 4'ten 5'e geçerken bu vesveseye düşer. Allah muhafaza eylesin. Şeytanın bu noktada işte bu bana enteresan sağdan girmesinin enteresan yerleridir. Ama şeytan işte sağdan girer. Ne yapar? Senin normalde ibadetlerini güzel ettiğini, iyi ettiğini, harika ettiğini, vay Mustafa Özbağ sen ne güzel sohbet ediyorsun, sen olmasan olmaz, vay Mustafa Özbağ sen gitmezsen olmaz, vay Mustafa Özbağ sen şöylesin, sen böylesin, sen şöyle gidersin, sen böyle yaparsın. Bu şeytanın sağdan gelmesi. Senin yaptığın ibadetlerle sana vesvese veriyor, methediyor seni. Seni muhteşem bir yere götürüyor. Sana tatlı damardan girmiş sana. Senden alası yok.
Sen bir Allah de burada da bütün herkes bir Allah'ı görsün. Sen dersen görecek ama. Hadi kalk bakalım şurada bir hu diyelim de ooo herkes bir hu'lara karışsın. Ooo o derse karışacak. Senin kıldığın namaz gibi namaz yok. Sen şurada bir namaz kıl, herkes örnek alsın ona. Sen ne kadar cömert var mı ya? Şu cömertliğini göster şu fukaraya, herkesin içerisinde bir 10 lira ver de cömertliğini bir görsün herkes senin. Ya bir abdest al da şöyle sakallarını yolarcasına ıslat, parmaklarının arasını yararcasına ilerle, görsün herkes. Sonra herkes böyle orada abdest alacağım diye uğraşıyor ya, senin ne kadar takva olduğunu görsünler. Sen bir zıpla abdestten önce, bir kalkı abdestten önce, bir böyle saçını sıva kollarını, paçalarını, şöyle bir heykele bir git gel. Görsün millet, abdest alacaksın ya. Yani bir dolaş, mümin erkek görsün heykel. Hatta olmadı terlikleri takın yanları dağlayanına öyle yürü heykelle. Senin ne kadar takva olduğunu bilsinler. Sen saçını, sarını, cübbeni, şalvarını böyle tek renk yap, bir tane de asa al eline. Şöyle bir heykelden doğru yürü. Mümin nasıl olurmuş bir görsün herkes. Sen ne mi ya? Senin kadar böyle mümin olan yok. Sakalını bir uzat göbeğine kadar. Bu ne ya? Kendine göre de bir hadisler bu. Ya ölçü bir tutanmış ya. Kim nerede yazıyor? Ya Buhari'de yazıyor. Bırak şu Buhari'ye. Bizim hocalarımız var ya. Göbeğine kadar sakal bırakılır. Bu şeytanın sağdan girmesi. Seni insanların içerisinde çok takva, çok ehil, çok tamil, çok olgun, her şeyi mükemmel yapan bir kimse olarak gösteriyor. Allah muhafaza eylesin. Şeytan soldan geliyor. Hani diyorlar ya, soldan geliyor diye. Şimdi millete sağlı sollu geliyor, önlü arkalı geliyor. Bana şimdi bazen diyorlar soldan geliyor, o sadece soldan gelmez diyor ben. Soldan gelmeye başladım, hem sağdan gelir, hem önden gelir, hem arkadan gelir. Ne yapar soldan sana gelerekten? Herkesi sana kötü gösterir. Bunun sakalı yalancı sakal. Bu, bakma sen onun sarık sarıklarına. Nedir o? Bu, şöyle, bu, böyle, o soldan geliyor. Şeytan insana soldan girer. İbadet ediyorsun ya, 3 mü kıldın, 4 mü kıldın, 2 mi kıldın, 1 mi kıldın? Soldan vesvese veriyor. Kaç, 2 mi kıldın, 3 mü kıldın, 4 mü kıldın? 3 kılmışsındır, kıl bir rekat daha. Ya bana gitmez. Aa, ya ben abdeste başımı mesletmiş miydim, etmemiş miydim? Nerede aklına geldi? Namazda, mesletmişsindir, bırak. Namaz kılıyorsun sen, mesletmişsindir. Namazda aklına geldi, şeytan soldan girdi. Ya sen kolunu yıkarken dirseğinin üzerine kadar yıkadın mı yıkamadın mı? Birisi bana böyle söyleyince ben kaldım böyle. Ne oldu dedi. Vallahi hiç böyle bir şey aklıma gelmedi dedim. Seni hayret o yüzden dinledim dedim. Yani adam namazda hiç aklıma gelmemiş. Ben dirseğinin üzerine kadar ondan sonra kolumu yıkadım mı yıkamadım diye. Hiç dedim aklıma gelmedi ya. Dedim sen ne ama geldin bunu söyledin dedim. Benim dedim beyin damarlar tıkalı. Bir takıntı yaparsam şimdi dedim ikimiz beraber artık dedim ben. İkide birde namaza gideriz dedim ben. Şey abdeste gideriz. Böyle baktı. Dedim gel şundan vazgeç. Beni de kurtardı. Böyle baktı. Ya dedi ben buraya kurtulmaya geldim. Seni de mi hastettim dedi. Eğer hasta olursan dedim beni de hastedeceksin sen şimdi. Tamam ben atacağım onu kafamdan dedi. İyi dedim at yoksa benim kafa takılacak gidecek. Ben hep düşüneceğim dedim şimdi. Örnekliyim şimdi işte. Ben hep düşüneceğim. Hani Cevdet Gülsel'in yıkadı mı yıkamadı mı diye dedim. Aklıma geldi. Atayım bunu kafamdan dedim. Ben atayım dedim. Tamam dedi. Bir ay sonra geldi yanıma. Selamünaleyküm aleyküm selam. Efendim nasıl neyim misin? Sana bağlı dedim. Ben vallahi attım billahi attım dedi. Artık hiç aklıma gelmiyor dedi. Namazda dedi,
Ben dedi kolumu yıkadım yıkadım. E dedi de senin aklına gelmeyince benim de aklıma gelmemiş. Demek ki benim de hiç aklıma gelmedi dedim ben şimdi. İyi ya bulaşmadı değil mi sen dedim. Ben bulaşmadı dedi. Aman sen aklına getirme dedi. Şeytanın soldan girmesi. Namaza, o kimse namaza durmuş. Yani senin abdestin bozuldu mu bozulmadı mı? Bozulmadı. Devam et namazına. Abdestin var mı yok mu? Yok git al. Namazı kıldın mı kılmadın mı? Kılmamışsındır kıl. Namazı kıldın mı kıl. Kılmamışsındır kıl. Yabana gitmez. Şeytanın önden girmesi. Sen yok canım ileride imanını kaybedersin. Önden girmesi. Sen böyle fukaralara yedireceğim diye uğraşma. İflas edersin. Sen şimdi zekatı versin ama senden beraber mi kazandı bu millete? Yarın öbür gün sen düşer perişan olursan. Yani kim verecek sana? Ha sen zekata muhtaç olacaksın. Yok. Bu önden girmesi. Geleceğini senin karanlık gösteriyor. Yok. Bu kadın beni sonunda terk edecek biliyor musun? Yok. Bu adam eninde sonunda beni boşar. Yok. Bu çocuklar asla bana bakmaz. Yok ben yaşlanmayı bilirim, rezil zebil olurum. Yok biliyorum ben bu kadar çalıştım, çabaladım ama bu çocuklar bu malı mülkü yerler içerler atarlar bir kenara. Gelecek hep karanlık. Hep karanlık gelecek. Hiç aydınlık yok. Hiçbir nurlu sabah yok adamlar. Gelecekle alakalı hep karanlık. Bu şeytanın önden girmesi. Vesvese veriyor. Şeytanın arkadan girmesi. Arkadan vesvese vermesi. Sen şimdi zikrullah'a gittin. He. Cehri zikrullah. Cemaatle olan zikrullah'a gittin. Bütün günahların affoldu. Öyle mi? Ha öyle. Öyle dediler. Burada hadis de varmış. Hadis-i kutsi de varmış. Geç ya senin günahın affolacak günah değil. Sen affolmazsın ya. Ya neden? Tamam mı? Sen öyle melanet bir adamsın ki ya. Sen öyle bir melanet kadınsın ki asla affolmaz. Yok. Ne olacak? Ya sen affolmazsın sen. Bir de kalkmışsın dergaha, huu çekeceksin, dur başım. Yürü git bak işine sen. Senin asla günahın affolmaz. Senin geçmişin öyle karanlık, geçmişin öyle berbat, geçmişin öyle bataklık, geçmişin öyle çirkin, geçmişin öyle bir çukur ki Allah muhafaza eylesin ya. Bir nereden affolacaksın sen? Ya hadis var işte adam milyon kaç kişi öldürmüş. Bütün erene evliyalara dolaşmış. Ondan sonra hiçbir hepsi de demiş ki ondan sonra senin günahın affolmaz. Sonra arif bir derviş bir sufi bir kimseye denk gelmiş. Ondan sonra o da demiş ki şurada iyilerin memleketi var. Sen iyilerin memleketine gidersen işte orada affolursun, orada bir iyi insan olursun. O tarafa doğru giderken adam yolda ölmüş. Kötüler demişler ki bu bize ait. İyiler demişler ki bu bize ait. Haydi o arif zat gelmiş orada. Demiş ki arşınlıyım, metreliyim, nereye yakınsa oraya gömün. Hani metrelerlerken işte kötülere örneğin atıyorum bir kilometre. İyileri ölçmüşler bir kilometreden fazla ama iyilere gönlünü dönmüş ya, Cenab-ı Hak diyor, iyilerin şehrini yaklaştırdı o ölen kimseye. Hadis-i kutsi. Ve böylece diyor, o iyilerin şehrine gömüldü. Ya o adamıdır, bana değildir de. Allah muhafaza eylesin. Bu da insana şeytanın arkadan girmesi. Arkadan vesvese vermesi. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Bir kadın kestiği saçı çöpe atabilir mi? Kesilen saçı bir başka kadın peruk olarak kullanabilir mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adetleri kesilen saçını, kesilen sakalını, kesilen tırnağını gömerdi toprağa. Kurbanın kanı, hayvanın yenilmeyen uzuvları,
tırnağın boynuzu dahil buna. Bakın tırnağın ve boynuzu dahil buna. Mesela bazı bölgeler hayvanın, erkek hayvanın hayalarını yer, bazıları yemez mesela. Onu mekruhtur çünkü Hanefi'ye göre. Ama kimisi yer onu. Normalde yiyene sakın neden yiyorsunuz demeyin. Çünkü bazılarınca mekruh kabul edilmiş, bazılarını mekruh kabul etmemiş. Din olarak anlatın. Ben yemiyorum. Biz yemiyoruz. Deyin çıkın işin içine. Yenilmeyen organların gömülmesi lazım. O yüzden bir bayanın veya erkeğin de saçının gömülmesi lazım. Gömülmüyor. Şimdi de bu tarafı var. İşte berbere gittiniz. Sakal tıraş oldunuz. Adam süpürüyor. Atıyor çöpler. Kimse şimdi evde tıraş olmuyor. Çok az insan erkeklerden evde tıraş olmuyor. Çok az. Hacı Said sen de devam ediyor mu kendi tıraş olmaya? Evet efendim. Allah razı olsun. Ben, biz, tabii yıllarımız geçti ya Hacı Said'le beraber bizim. O yüzden birbirimizin ne yaptığını iyi biliyoruz. Normalde o Allah razı olsun. Saçını kendisi keser. Makineyle. Bende de makine var. Ara sıra ben de kesiyorum. Bizim İlhan hemen böyle yüzü düşüyor İlhan'ın bizi. İlhan'dan korkumuzdan saçımıza da dokunamıyoruz artık. Allah razı olsun. Böyle olunca gömmek lazım. Normalde bir kimse saçını, sakalını, tırnağını gömecek. Bayanlar da saçlarını kestirdiklerinde gömmeleri lazım. Bayanlar normalde saçlarını mesela bazı saç kesen kuaförler kesilen saçları peruk yapan yerlere satıyorlar. Bir kuaföre gittim. Kuaförde işte saçın uzun. Dedim ki ben kısa saç istiyorum ama kısaltacaksın iyice. Kısalttı saçı komple. O saçı kuaför atmıyor büyük bir çoğunluğa. O saçı peruk yapan yerlere satıyor. İnsanın çok özür dilerim ama dışkısı dahi alınıp satılmaz. Paramdır. İnsanın saçının teli dahi alınıp satılmaz. Haramdır. Saçı oraya bıraktın, satacak onu. Satınca sen de o haramı işlemiş olacaksın. Bayanlar saçlarını kestirirlerse, erkekler uzun sakallarını kestirirlerse, o zaman kuaförü bırakmasınlar. Yanlarında götürsünler, gitsinler, gömsünler. Mümkünse gömün. Evlerinizde çiçek saksısı var, çiçekler var, saksınız var. Bahçesi olmayanlar için söylüyorum. Oraya götürün bir tane küçük bir saksı koyun. Tırnaklarınızı onun içerisine gömün. Örneğin. Saç yok, uçlarından kırıkları aldırdın. İyi aldırdın kırıklarını. Kestin. Git oraya o şeyin içerisine, toprağın içerisine göm. Tırnaklarını göm. Hele bir de çiçek varsa orada, çiçeğin dibine göm. Yani çiçek için şifa. İnşallah. Kesilen saçı bir başka kadın peruk olarak kullanabilir mi? Bu noktada da kullanamayacağı çıktı meydana. İnşallah. Söyle canım. Rüyalarında göre, rüyasına göre seçiyor. Eğer canı da bir kendisi bir renk istiyorsa o rengi de kendisi seçiyor. Sen de sorabilirsin, uzun ben. Sizin bahçeniz var. Harika ya, ben de geleyim ara sıra ya. Çiçekleriniz de var, tamam. Köpeği salmadın daha. Sen şimdi burada hayvan severler bak köpeği salmadın deyince böyle sana karşı
neden salmadı, vay işte böyle diyecek olan var mı da bağlı? Çiçekleri yiyor. O köpek çiçek yermiş mi? Ekmek yemiyor, çiçek mi yiyor? Bu enteresan bir köpek, yiyor demek ki. Bu farklı bir şey. Ne cinsi onun? Ne cinsi köpeğin? Eyvah, bu insan bile ya. Daha yavruymuş. Allah iyi yapsın inşallah. Bir yaşında olunca çocuk yiyor. Allah muhafaza eylesin. Hazreti Şems makalatında bir şeyh aramak için Tebriz'den yola çıktım. Derler ki Şeyh Müridin haberi olmadan hırka giydirilmiş. Ancak böyle şeyh nerede? Şeyh denilen kimselerle şeyhlik yolunda 100.000 yıllık yol vardır. Ancak Mevlana'da bu sıfatı buldum. Yayan düşüncede, yavan mı yayan mı? Yaygın düşüncede Hazreti Şems'in Mevlana Hazretlerine şeyhlik yaptığı söyleniyor. Bu konuda görüşünüz nedir? Hazreti Mevlana Hazreti Şems gelince kadar zaten şeyhdi. Bizde şimdi şey var. Bu algı ne yazık ki körleşti. Şimdi bir ben sizi kendi dergahımıza örnek vereyim. Bizim Hacı Ebu Bekir Baba Tanta'ya gidince Tanta'da Abdurrahim Tantavi Hazretleri ile Abdurrahim Neşavi Hazretleri oradaymış. İcazet gün. Abdurrahim Tantavi Hazretleri 4 dersten icazet veriyor. Bir derste Abdurrahim Neşavi Hazretleri veriyor. Bir gün. Ediyor 5-1. Şimdi önceden bir şeyh icazetli olmuş olsa dahi kendisini oldum gözüyle görmezdi. Bir halife icazetli de olsa kendisini oldum gözüyle görmezdi. Bu sefer o daim bir taraf, aslında her velinin bir tarafı hep mürittir. Velinin bir tarafı mürit olmaz ise o veli değildir zaten. Velinin bir tarafı mürit olması onun kemalatından kemalatına noksanlık değildir. Şimdi insanlar bu meselenin cahili olduğundan dolayı bu hadisede o veli sanki kendi kemalatında eksiklik algılanacakmış gibi, anlaşılacakmış gibi davranıyor. Aslında veli de değil o, öyle davranıyorsa. O şeyh değil. Bir şeyh kendi kemalatında eksiklik anlaşılacak diye tavır ve davranışların içerisine giriyorsa o veli değildir, şeyhtir. Ama o kamil bir veli değildir. Kamil bir veli her an bir tarafı mürit olduğundan öğrenmeye açıktır. Ama ham bir şeyh kendini öğrenmeye açık olarak göstermez.
o kemalatında bir eksiklik olacakmış gibi algılar. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine geldiler de dediler müşrikler hurmaları aşılıyorlarmış. Biz aşılayalım mı? Aşılamayın dedi. Yıl bitti. Geldiler dediler ki ya Resulallah sen bize bunu yasakladın ama müşriklerin çok hurması oldu. Bizim az hurmamız oldu. O da dedi ki bundan sonra bana sormayın. Aşılayacaksınız aşılayın. Bakın onun peygamberlik kemalatına nasıl bu mesele noksanlık değilse, eksiklik değilse, bir velinin de başka bir veliden bir icazet alması veyahut da ondan bir ders alması onun veliliğine, onun kemalatına eksiklik ve noksanlık değildir. Şimdi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri babasından gelen silsilenin şeyhidir. Hazreti Şems de kendi silsilesinin şeyhidir. Nasıl bazı peygamberlerin bir tane, iki tane, üç tane kendisine inananı var ise bazı velilerin de kemal ehli velilerin bir tane, iki tane müridi olur. Bunlar meselenin tabiri caizse tohumunu yetiştirirler. Onu dikerler, o ağaç olur, meyve verir. Ama onu diken kimdir? Onu diken bir üstad vardır, şeyh vardır. Şemseddin Tebrizi'nin Hazreti Pir gibi böyle çok dervişleri olan bir veli zat değildir. Ve örneğin Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin yanına gelince Konya'daki bütün herkes ondan ders alır. Mesela Sultan Veled Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin halifesi değildir. Sultan Veled Şemseddin Tebrizi'nin halifesidir. Hüsamettin Çelebi bakın Hüsamettin Çelebi Şems-i Tebrizi'nin halifesidir. Şimdi bir Mevlana ve başlangıç mevleviliği var. Sonradan oluşturulmuş bir de Mevlana ve mevlevilik var. Bakın sonradan oluşturulmuş, sonradan kendince kanunları, kuralları koyulmuş, ritüelleri koyulmuş bir mevlevilik yolu var. Bunu reddedenlerden değil mi? Yanlış anlaşılmasın. Ama Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin sağlığında Şemseddin Tebrizi Konya'dayken bütün müritler Şemseddin Tebrizi'nin müridedir. Hazreti Mevlana da şeyhtir yalnız. Yani bir dergahta iki şeyh vardır. Ha, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Şemseddin Tebrizi gelince dergahta şeyhlik yapmaz. İçerideki dedikodunun çıkış sebebi de budur. Hazreti Mevlana artık dergahta şeyhlik yapmamaya başlar. Sohbete çıkmaz. Zikrullah'ı yönetmez. Bakın sohbete çıkmaz. Zikrullah'ı yönetmez. Hazreti Şems zikrullah'ı yaptırmaya başlar. Hazreti Şems sohbet etmeye başlar. Öyle olunca işte Hazreti Mevlana'yı seven, seviyormuş gibi görünen, meselenin hakikatine ve özüne vakıf olmayan dervişler dedikodu etmeye başlarlar. Hasislenmeye başlarlar. Kıskanmaya başlarlar. Bunu yaptıklarını da kendilerince Hazreti Mevlana'yı çok seviyorlardır kendilerince. Hazreti Mevlana'nın kimi sevdiğine bakmazlar. O yüzden Şemseddin Tebrizi evet bir şeyh aramaya çıktım diye söyler kendince. Şimdi bir de sohbetlerde bir karşıdaki kimse o da şeyh. Eş değerin senin.
Siz nasıl Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri çok medhedilince Hazreti Yusuf'la alakalı diyor ki ya o çok güzeldi. Onun güzelliğine denk hiçbir kimse yoktu. Diyor ki beni ondan daha güzel göstermeyin. Tevazu ediyor ya bakın. Veyahut da diğer peygamberlerden kendisinin üstün olduğunu söylemiyor. Neden? Eş değerde gösteriyor. Tevazu ediyor kendisi. Arkasından Hazreti Ayşe annemiz diyor. Eğer Yusuf diyor, Hazreti Yusuf benim sevgilimin diyor cemalini görmüş olsaydı ebediyen diyor başını bir daha kaldırmazdı. Yani o kadar hani Hazreti Muhammed Mustafa güzeldir manasında sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir peygamber ahlakıdır. Karşıdaki kimseni, o da şeyhtir, onu eş değerde tutma. Bakın onu eş değerde tutma. Ondan kendini daha faziletli görmeme. Ondan kendini daha üstün görmeme. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ahlakıdır. O yüzden Şemseddin-i Tebrizi Hazreti Mevlana'ya şeyh diye davranır. Öyle ona hürmet, ilgi, alaka gösterir ki Hazreti Mevlana şeyhtir. Hazreti Mevlana da Şemseddin-i Tebrizi'ye şeyh diye şeyhiymiş gibi davranır ki edebi adabı budur. Ama bu edep, bu adab ne yazık ki ehli sufinin içerisinde kaldırıldı. Şimdi bir şeyh efendi başka bir şeyh efendi gelince ona hürmet göstermiyor. Ona saygılı davranmıyor. O ham olduğunda. Bakın o ham olduğundan, şeyhin hamı. Eğer o kemal ehli olmuş olsa, o bir veli olmuş olsa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ahlakına tabi olacak. Onun şeyhliğinin payesini verecek. Ona şeyhmiş gibi, şeyh diye davranacak. Tabiri caizse ona müritlik yapacak. Şimdi bir şeyhin dergahına gittiğinizde orada şeyh var mı? Var. Şeyhinize göstermiş olduğunuz itibarı, şeyhinize göstermiş olduğunuz saygıyı ona göstermiyorsanız siz kemale ermiş bir derviş değilsiniz. Ve ona göstererek de siz almış olduğunuz terbiye ve edebi göstereceksiniz. Biz ...28 Şubat'tan önce şeyhler toplantısı olurdu. Bu böyle ifşa edilen toplantılar değildi. Bizce değildi. İşte böyle her ay bir şeyhin şehrinde toplanılıyordu. Bir toplantı da Bursa'da olmuştu. Oradan eskiler haberi vardı. Hüseyin senin haberin var. Başka kim var? O zaman için hizmet edenlerin haberleri vardı. Biz o zaman da onlar biz burada ayırladık hepsi gelmişlerdi. Sonra biz işte toplantıdan sonra bir daha çıkardık onları falan. İşte böyle bir gün yaşandı. O böyle her ay bir ile gidiliyordu. Bir il derken bir şeyhin tayin ettiği, işte yok Eskişehir'de, Bolu'da, Ankara'da, ondan sonra işte Bursa'da böyle toplanılıyordu. Tabii şeyhler yanında bir tek halifelerini getiriyorlardı. Eğer araba kullanıyorlarsa bir de şoförleri var. Başka kimse getirmeyecekler, ölçü öyleydi. Bu 28 Şubat'tan önce olan şeyler. Sonra zaten 5-6 ay sonra 28 Şubat fırtınası koptu. Toplantılarda ben o fırtına kopmazdan önce başka bir sebepten ben bıraktım, terk ettim. Şeyh Efendi Allah rahmet eylesin. Bir Bursa'da olan toplantıya geldi. Bir de Bolu'da olan toplantıya geldi. Ondan sonra Mustafa Efendi bundan sonra benim yerime sen git oğlum dedi. İşte ben gidiyorum o zaman için. Ben de 2-3 toplantıya gittim. Sonra işte Ankara'ya gittim. Nereye gittim? Eskişehir'e gittim. Ondan sonra bir yere daha geçmiş bir şey. 3 toplantıya gittim. Bıraktım.
Tabi o zaman normalde şeyhler geliyor, işte halifeler de var yanlarında. Ben her şeyhe, bizim aldığımız terbiye o, şeyh efendi ben onu aramıyorum. Mustafa efendi oğlum, karşıdaki şeyh ne olursa olsun, sen ona şeyhiymiş gibi hizmet et, hürmet et derdi bana. Ben Ödemiş'teyken mesela İzmir'den birkaç şeyh efendi geldi, dışarıdan geldi. Biz de tabi onlara hizmette, hürmette, saygıda kusur etmiyoruz. Bundan tabi böyle bakıyorlar şimdi, çok hoşlarına gidiyor. Ben her kısa halifelik yazacağım diye uğraşıyor. Diyorum Allah razı olsun, benim şeyh efendim, teşekkür ederim. Şey yok, benim şeyh efendiye kadar böyle diye, biz buna halifelik verelim, müsaade et diye. Şeyh efendi sustu, kendisi güverdi. O gene söyledi, Allah sağ salamı teylesin. Bana tekrar söyleyince şeyhimin sustuğu yerde ben nasıl konuşayım efendim dedim ben de ona. Ya Abdullah efendi bu nasıl böyle ya dedi ondan sonra. Şimdi bir şeyhe kim olursa olsun beğen beğenmesin şeyhin olsun olmasın ona bir şeyh. Bildiğiniz şeyh ona edepte, terbiyede, saygıda, hürmette kusur edilmez. Mesela biz ben yine bir şeyhe gittiydim. Onun yanına önüne çıkarken üç adım yapıldı. Eski adet odur. Normalde işte bir ayağını atarsın, sağ baş parmağını üzerine koyarsın, bir boyun kesersin, bir adım daha atarsın, bir boyun daha kesersin, bir adım daha atarsın, bir boyun daha kesersin. Edep her yerde insanları edebe çağırır. O şeyh efendi de Allah rahmet eylesin. Koltuğa böyle bir oturdu ki, böyle yemek de fazla oldu, göbeği de şişti, elinde böyle koltuğun kenarına koydu. Herkes geliyor, elini öpüyoruz diyor. Elini öpüyor gidiyor böyle, koltukta eli böyle duruyor. Ondan sonra kocaman bir yüzüğü var, güzel bir yüzüğü vardı. Allah rahmet eylesin, öpüyor gidiyor. Şimdi benim arkamda iki tane daha derviş arkadaş var bizim. Ben de içimden diyorum ki, yani şeyhiminkinden başka kimse yok, ben diyorum içimden. İşte şeyh efendiye diyorum, bir saygıda, edepte diyorum, bir kusur etme, efendim hakkınızı helal edin diyorum. Yani elini de öpme. Gençlik de var ya, o zamanlar 32, 31, 32, 32, 33 yaşlarında. Sanki çok gençmişim gibi söylüyorum. 32, 33. Yolun yarısını bile geçmiş insan. Velhasıl ne yapayım? Hemen edep imdadıma yetişti. Ben bir üç adım yaptım, bir adım attım, bir boynunu kestim. Öyle geriye doğru kaydılar, bir doğruldu. Ben bir adım daha yaptım. Bu sefer iyice doğruldu. Bir adım daha yapınca koltuğun ucuna geldi, böyle durdu. İçimden dedim ki, edep dedim, her yerde lazım. Şeyhe de lazım, dervişe de lazım. Ben boynumu büktüm. Hiç elini uzatmadım onu öpüp öpesin diye. Maşallah. Sen dedi, nerenin gülüsün dedi. Ben Nevşehir'le Abdullah Gülbüz Efendi. Maşallah, maşallah. Böyle baktı, iyi yetiştirmiş sizi. Estağfurullah efendim dedi. Selamünaleyküm dedi. Yürüdüm. Şimdi öyle bir sistem kurmuşlar ki, gelenler belli, yabancılar var. Gelen yabancı, yani yeni gelmiş veya bir iki gelmiş. Ondan sonra böyle şey değil, yani burada şimdi kim dersi, kim dersiz, bunu çıkarmak mümkün değil. Orada çıkarmak mümkün. Herkese alamet farikası üstünde. Bakın herkesin alamet farikası üstünde. Tat tat öyledir zaten. Üzerinde alamet farikayı taşırsın. Sufilik öyle değildir. Sufilikte, sufiler ise dışarıda, avamın içinde alamet farikadan kaçarlar. Kaçmalarının sebebi şudur. Ola ki elinden, dilinden, gözünden, kulağından
ayağından, mimiklerinden istenmeyen bir şey çıkar da yoluna laf getirelim diye düşünürler. Hani bir şey olduğunda bu sakallıların hepsi böyle değil mi? Demiyorlar mı? Bak sakal bir alamat farika oldu. Tak gel. Ne oldu? Bir farklılık oldu. Sarık farklılık oldu. O kimse dikkat edecek. Hani ben bazen diyorum sigara içenler kızıyor ama yani bir çuval sakal var elinde cigara tütüre tütüre gidiyor. Yapma. Örtülü bayan ne kadar güzel mesleği elinde sigara çarşıda dolaşıyor. Yapma. Yapma. Kadın mesleği ne olur eline almış bir tane simit yiyerekten poğaça yiyerekten yolda yiyerekten gidecek. Yapma. Adamın kafasında takke, altında şalvar, üzerinde cübbe. O da almış bir tane, bir ayıp söylemesi, bir börek almış, tutmuş ağzından yiye yiye gidiyor. Dedi, ne yapıyorsun? Dedi, baktı. Dedim, sakal, cübbe, sarı. Dedim, şalvar. Elinde dedim, börek olmadı. Ben şimdi böyle baktım. Doğru söylüyorum hacı ya dedi. Dedim, katla, git caminin bahçesinde ya. Git bir banka otur ya. Git bir kenara otur ya. Böyle yapma. İslam bir medeniyet çünkü. Bakın medeniyet. Öbürü de İstanbul'da o meşhur yer ne Şişli'deki? Tramvayın durduğu geçtiği yer. İstiklal Caddesi. İstiklal Caddesi. O da İstiklal Caddesi'nde oturmuş kafasını da koymuş su içsem diye oturuyor. Biz de orada ders yapıyorduk ya şeyde, istiklalde. Allah'ım baktım Ahmet yanında. Dedim şu hale bak. Kendi içimden dedim ya bu caddede de her türlü her şey var. Ne diyeceğim adamım? Yapma. Yapma. Allah muhafaza eylesin. Alamet taşıyor. Millette de alamet var. Bizde alamet yok. Biz belli. Oradan değiliz yani biz. Öyle nitelendirmek istemem ama benim arkamdan gelenler de hiç siz der, herkese diyorlar ki normalde gelene bak herkes sıraya girecek. Şeyh Efendi'den herkes ders alacak. Münafıkların ağzına sakız vermeyin siz de ders alın. Bize dedikleri şey bu. Ya sufilikte yok böyle bir şey. Yani hiç kimse de ders almayabilir, münafıkların ağzına neden sakız olsun? Bunu söyleyene dedim, burada münafık mı var ki? Böyle baktı şimdi. Burada münafık var ise dedim, önce o münafığı atalım dışarıda. Yok. Yani o gene dedi ki, aman ne olursun dedi. Sen dedi hani havayı bozma. Herkes sıraya giriyor şimdi, elini öpüyor, vuruyor arkasına, hemen dersini almış oluyor o yani, öyle ders alıyor. Ben tabii üç adım yapınca kaldı, nerenin gülüsünüz? İşte Abdullah Efendi'nin, tamam, böyle biz kaldık, yani ayaktayız böyle, şöyle oturun, böyle oturun diye yok. O ders alanı böyle otur, ders alanı şöyle otur, ondan sonra tarikat adabında, ondan sonra ya boş bir yere gideceksin, otursan, misafiriz. Ondan sonra bir an böyle bir durdum, tereddüt ettim. Oradan birisi böyle yaptı. Hani buraya yanımıza gel oturdu. Neyse gittik onun yanına oturduk. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedi Bursalı mısınız? Evet dedim. Burada oturuyorum. İzmirliyim aslında dedim. Aa İzmirlisiniz. Evet İzmirliyim dedim. Ondan sonra. Maşallah dedi İzmir'den böyle dedi. Tabii genç böyle sakallı siyah pembe. Ara sıra çıkıyor işte. Dedi, İstanbul dedi, maşallah. Ne iş yapıyorsunuz dedi bana, çorbacıyım diyorum ben. Ondan sonra, siz ne iş yapıyorsunuz dedim ben. Bilmem nerede Toyota bayisi ya. Maşallah dedim ben. Ondan sonra, neyse, yemek faslı başladı.
atıyorlar böyle küçük ekmekler. Ben Bursa'da gördüm, böyle sandviç ekmeği, yuvarlak ekmekler atıyorlar. Atıyorlar ekmekleri böyle. Biz de o dermahta nerede öyle ekmeği atacaksın, biz de öyle bir şey olacak mümkün. Bizde disiplin var. Böyle şey yok. Biz bakıyoruz şimdi, bir tane de şeyden, treden eski bir derviş. O da eski solculardan. Ta şeyden tanışıyoruz, okuldan tanışıyoruz. O benim aklımda. Halbuki benden şey oldu, yaşıt. Bana abi diyor. Ondan sonra. Önceden de çok dayak yedi, yemek yememek için önünden kaçtıydı benim. Arkamda diyor, abi ne yapacağız diyor. Oturuyor mu tabii, sakin ol. Neyse, yemekleri yedik. Ondan sonra dediler zaten. Herkese müsaade. Herkese müsaade, hiç kimse kalkmıyor. Herkes oturuyor. Ben şimdi desem ki herkese müsaade, ben otursam, herkes otursa, yeni gelen bir kimse üzerine alınır. Der ki, tamam bize müsaade edildi, gidelim ben. Biz de yaptık, bize müsaade edildi, çıktık. Biz üç tane kelenle kuşu gibi bütün cevabını içerdiğinden, herkese müsaade edilince biz çıktık tabii dışarı. Başka kimse çıkmadı. Şimdi, orada da ya, o zata bir şeyh muamelesi görünce o zat, mecbur toparlanmak zorunda kalır. Bu sufilikte adattır. Hani zaman zaman bize de ziyarete geliyorlar, biz ziyaretlerine gidiyoruz. Bizim kardeşler de mesela, Allah razı olsun hepsinden, hiç bu konuda böyle bir fası yok. Gelen şeyh efendilerin hepsine de hürmet ediyorlar, saygı gösteriyorlar. Onlar zaten bu saygıyı, bu hürmeti böyle bunu da altına parantez olarak atayım. Kendi dervişlerinden görmüyorlar zaten. Olması gereken de bu ama. O yüzden kardeşlere de teşekkür ediyorum bu konuda. Gerçekten bu noktada hiç söylenecek bir laf yok. Mesela zaman bu normalde bir dergahta bir dergahın kendine bir özgüveni olmazsa bunları yapamaz. Yani siz 6 tane, 7 tane, 8 tane şeyh getireceksiniz, onlara hizmet edeceksiniz, hürmet edeceksiniz. Ondan sonra beraber programlar yapacaksınız. Bu her dergahın yapabileceği bir şey değildir bu. Bu elhamdülillah bizim kardeşlerin pişkin olduğunu gösteriyor bu konuda. Velhasıl Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile Şemsettin Tebrizi'nin arasındaki ilişki de bu. İkisi de şey. İkisi de birbirine aşırı derecede muhabbet gösteriyor. İkisi de birbirine aşırı derecede saygılılar. Ama Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri tabi Şemsettin Tebrizi'nin aşk noktasındaki onun tabiri caizse kendisinden o gün için daha faziletçe yukarıda olduğunun farkında bilinciler. O yüzden ona daha fazla ehemmiyet gösteriyor. Allah bizlere de öyle ehemmiyet gösterenlerden eylesin. Arabi, mücahade ve idrakin seyri sülük ile Allah'ın veli kullarında nadir olarak gerçekleştiğini söyler. Fütuhat. Kendisini de bunlardan görür. Sülükü olmayan veli var ise anlattıkları ilme ne kadar güvenilir? Farkı nasıl anlarız? Ve idrakla asıl olan his ve ilham ise vahiy önce his olarak değil de rüya ile başlamıştır. Sen Arabi'yi okumaya devam edersin demek. Çok az. Evet. Her velide, kemale eren bir velide müşahade ve idrak var. Bütün velilerin mürşitlik yapacak olanlarında ayrıca seyri sülük vardır.
veliler kendi içlerinde derece derecedir. Hani kiminizi kimisinden üstün kıldıklar ya, kimi peygamberleri de kimi peygamberlerden üstün kıldıklar. Veli de ama şeyhinin tabiriyle elinden generaline kadar evliya vardır derdi o. Elinden generaline kadar evliya vardır derdi. Şimdi bunların normalde kurmay olanları, biz hani askeriyede erkekler birbirler kurmaysa onun general olma yolu açıktır. Normalde mesela teğmendir ama kurmaylık sınavlarına girmiştir. Kurmaylık sınavlarına girince onun teğmenlik rütbesi kırmızıdır. Üst teğmen olunca kırmızı rütbe takar. Kurmayların rütbe renkleri kırmızıdır. Şimdi ikisi de teğmendir ama onun kırmızı rütbesi olan ondan daha böyle etkili, yetkili, havalıdır. Onun havasından yanından geçemezsin. Öbür, o da teğmen, o da teğmen. Ama o kurmaylık imtihanını girmiş, kazanmış. Bu üst teğmen yüzbaşı olunca kurmay üst teğmen. Kurmay yüzbaşı. Değişti. Artık o kurmaylık yolunda gidiyor. Velilerin de böyle kurmay olanları vardır. O böyle daha hani tabiri caizse temenninde belli olur kurmaylığını. Bu hani tabiri caizse gözüne batar gibi batar. Onun yolu açık kurmay. Onun bakışı farklı, düşüncesi farklı, tavrı farklı, tarzı farklı, tecelliyatı farklı, idraki farklı, müşahedesi farklı, istidadı farklı. Bunların hepsi de istidadın içinde saklıdır. İstidadı elma olan armut olmaz. Onun istidadı olmazsa o bu tarafa doğru yürür o. Onun şartlar, durum, tarz, tavır, onu çalkalaya çalkalaya, elek, onu o tarafa doğru yürütür. İstidadında o var çünkü. Bu normalde müşahadeden de, idrakten de, seyr-i sülükün de, müşahadenin de, idrakin de, seyr-i sülükün de bağlandığı yer asıl istidattır. Asıl bunun üçünün de bağlandığı yer istidattır. Aslında dervişlik bile istidada bağlıdır. Bu perdenin arkasındadır onun. Perdenin önünde değildir bu. Bakın bu perdenin arkasındadır. O kimse derviş olacağım diye uğraşır durur. Ama istidat yok. Onu buradan kalkıp buraya otur diyorsun. Neden buradan kalkıp buraya oturuyorum ben diyor. Ha diyorsun ki yok. İstidat. Hani bir çırak geliyor ya dükkana. Şimdi Cevdet bakıyordur ona. İstidadı var mı yok mu diye, değil mi? İstidadı yoksa bakıyorsun adamın ne on? Diyorsun ki 10-12 getir, adam 16-18 getirmiş. İstidat. Alıyorsun mülkü, bulaşık yıkamak öyle değil mi? Lokanta çalıştırıyorum ben. Geliyor şimdi ben bulaşık da yıkarım diye ilginç bir tabak yıkadıyorum ben. Olmuyor, bulaşık yıkayamıyor adam. Hadi bir gün, iki gün, üç gün, dört gün bulaşık yıkayabilirsiniz, bulaşık. Oğlum böyle yıkayacaksın, şöyle yıkayacaksın, bulaşık yıkamayı tarif ediyor. Adam bulaşık yıkayamıyor. Bulaşık yok ya, olmayacak bu. Ha olur mu? Olur. Ama bizim iş var ya, iş koşuyor bizim. İş koşuyor, iş bizi beklemiyor. O olgunlaşsın diye beklemiyor iş bizden. Bakın bunların hepsi de bu istidatta saklıdır. Bir kimsenin seyri sülükü istidadında saklı. Adamı oturtur orada, üç gün aç bekler. Dördüncü gün kuzuyu yer. Yani birinci gün bir dilim yiyecek, ikinci gün yarım dilim yiyecek, üçüncü gün işte bir lokma veya iki lokma ne kaldıysa onu yiyecek. Dördüncü gün yok. Bildiğimiz yok.
Ekmek yok, yemek yok, yiyecek yok, zeytin yok, peynir yok, tereyağı yok, bildiğiniz yok, var yok. Var yok. Bir adım ilerinizde var mı? Var. Dervişler geliyor gidiyor mu oraya? Geliyor gidiyor. Birine desen ki bir tas çorba getirecek mi? Getirecek. Var yok. Ona sabır, ona katlanma. İstidat. Yani o gün yok iyi, akşam oldu iftar edeceğim neyle? Suyla. İftar ettin, çay serbest, iç içebildiğin kadar. Şimdi çay serbest ya, şeker atıyorum içine iki tane, üç tane, dört tane. Ben de diyorum ya çay, ne olacak serbest zaten çay içebilirsin de Duran. İç bakalım çayı, içine iki şeker, üç şeker. Tabii ki ben çayı o zaman içeyim, yarım şeker içeyim. Sen misin? Uyanık, senden başka uyanık kurnaz yok mu Mustafa Ezma? Gecenin yarısı takır tukur takır tukur bir taraflardan geliyorlar. Lan öyle mi oluyor, böyle mi oluyor? Oy, sen üç tane şeker fazla atarsın ha. Ha, iyi. Kaldır tutardım ben şeker, tamam mı? Dedim bir şekeri de bana fazla gördüysen daha mı dedim şeker vermeyeceksin. Ona istidat lazım. Ona sabredecek o kimse. Şimdi birisini öte gidiyor, o da temeli gidiyor. Ona birisi diyor ki, bunu böyle yapma. Sizin derdanızda herkes böyle sert mi davranıyor? Ha? Ne? Burası ana kucağı. Mümkün yok. Sabret. Yok. Bakın o seyri sülükü da seyri sülük istidatla alakalı. Ama bilmiyoruz istidadı bu noktada. Elimizde bir tohum var. Tohumun çıkıp çıkmayacağını bilsen de ekeceksin toprağa. Kendi istidadını kendisi görsün. Şimdi müşahade ve idrakin açılımı zaten o veli kurmay olacaksa ona hem müşahade verecek hem idrak verecek. Ama bu seyr-i sülükün neticesinde verecek. Seyr-i sülüksüz olmaz. Bu tabii. Bu da bu noktada istidatla alakalı. Şimdi bir kimsenin seyr-i sülükü, müşahadesi, idraki ve istidadı hepsi bir yere toplandı mı o zaten kamil bir mürşid oluyor. Bakın o kamil bir mürşid oluyor. Bunların hepsi de toplanırsa. Müşahadesi olmazsa o veli olur yine. Ama mesela Allah affetsin o bir dergah yönetemez. Onun hem müşahadesi hem idrak olacak ki bir dergah yönetsin. Eğer müşahadesi idrak olmazsa o veli de bilmez. O zaman veliyle bir şey demeyiz. Seyri sülük de çıkarmıştır. Bir şey demeyiz biz. Ama onu dergah teslim etmezler. Neden? Dergah müşahadesiz ve idraksız olmaz. Allah bizi muhafaza eylesin. Hatta bir zakir dahi, bir ders yaptığı çalışın dahi müşahadesi, idraki ve seyri sülükü olması gerekir. Bu bir velideki gibi beklenmez ama olması gerekir. Sebep o etrafındaki insanları sevk idare edecek, etrafındaki insanları sonuçta şeyhinden almış olduğunu onlara aksettirecek. O yüzden bir çavuşun da, bir zakirin de, hatta bir dervişin dahi bunlara sahip olması gerekir inşallah. İstikamet ara, keramet arama.
Nefsin keramet için hareket eder. Rabbin ise senden istikamet ister. Ali Cüzdani. Yakınlık, keşif istikamet için keşif midir? Kul istikamet için hangi yolları tercih etmelidir? Biz ne kerameti, ne keşfi, ne ilhamı, ne müşahadeyi, ne idraki reddedenlerden değiliz. Bir kimse bu parantez içerisinde burayı iyi dinleyin. Bir kimsenin şeyhinden keramet araması, şeyhinden keramet görmesi haktır. Bir mürşit veliden o kerametin de zuhur etmesi gerekir. Bir şey şimdi yerli yerine koyacağız. Bir mürit, mürit olacak olan bir kimsenin mürit olacağı şeyhten nefsini keramet görmekten ve keramet beklemekten arındırmasını beklemek hamlık olur. Şimdi bizim kızcağız yanlış anlamayacağı için rahat konuşacağım. Dedikten beri çocuk geliyor, o da çocuğu terbiye edeceğim diye uğraşıyor. İşte sus, gürültü yapma, şunu yapma, bunu yapma. Örnekleyeceğim şimdi. Siz çocuğa buranın kıymetini anlatabilir misiniz? Anlatamazsınız. Yeni gelen bir kimse nereye geldiğini biliyor mu? Bilmiyor. Ona ne dediler? Gel seni berrağa götürelim. Üstadımıza götürelim. Şöyle yaşanır, böyle yaşanır. Şu olur, bu olur. Ben bunu yaşadım, ben bunu gördüm. Ben rüyamda şöyle gördüm. Filanca rüyasında böyle gördü. O bunları duyaraktan gelir. Onun çocuk avam bilmiyor. Onun keramet beklemesi onun dairesinde haktır. Bakın onun dairesinde haktır. Şimdi keramet ihsan etmek için söylemiyor. Şimdi görünce aklıma geldi. Ne ev istiyordun değil mi? Görünce aklıma geldi. İlk geldiği geceyi unutmuyor. Şimdi yeni gelen bir şöyle bir şey. Bak gidiyorsun oraya. Bak. Bu keramet göreceğim diye uğraşmıyor. Neden? Görsün adam keramet. Gelen kimse keramet görsün. Görsün otursun orada. Zarar mı yok? Bir kimsenin kendisinden keramet zuhur ettiğini söylemesi yanlıştır. Ben de böyle keramet gösterdim demesi yanlıştır. Böyle bir şey zuhur etse dahi o kimsenin kendi kendisini dillendirmesi yanlıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ben şöyle mucize gösterdim demedi. Spontane gelişen, bugünkü tabirle. Yani işte Ebu Cehil amcası, yabancısı değil ki. Doğduğunda 100 tane koyun, 100 tane deve, 100 tane inek, 100 tane şundan kurban edip fakire fukaraya dağıtan kimse. Kardeşimin yetimi oldu diye Mekke'deki fukaraları doyuran, onları harçlık dağıtan kimse. Ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bakımını kendi üzerine üstlenmek isteyen kimse. Öyle seviyor Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Cehil. Kuyuya düşüyor. Kuyuya düştüğünde o kadar uğraşıyorlar, uğraşıyorlar, çıkaramıyorlar. Diyor ki gidin Muhammed'e söyleyin diyor. Gelsin beni çıkarsın buradan. Bakın onun
harikulade hallere sahip olduğunda bilincinde olan kimse. Tabi hadisi inkarcılar bunları inkar ediyorlar şimdi de. Ben de inadına söylüyorum böyle şeyleri. Mucizeleri de inkar ediyor şimdi hadis inkarcıları. Öyle şimdi profesörler var, hocalar var, mucizeleri de. Dedim ya, mucizeleri inkar ediyorlar. Dedim, miracı ne yapacaklar? Onu da kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Neyse, diyor ki o beni buradan çıkarır Allah'ın emriyle diyor. Ona haber verin. Geliyor, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de o kadar ipler sarkıtmışlar, o kadar merdivenler sarkıtmışlar, kuyudan çıkaramamışlar. Tabi oradaki kuyular bizim buradaki gibi 5 metreden su çıkmıyor. Burada şimdi yavaş yavaş Bursa'da da çekiliyor sular. Önceden eşeliyordu, su çıkıyordu, değil mi? Köylerde öyleydi, değil mi? 5 metreden 6 metre. Su çıkıyordu, güldür güldür. Şimdi? Kuyular bitti şimdi. Şimdi öyle kuyu dediğimizde böyle buralardaki gibi 5 metre, 6 metre aklımıza gelmesin yani. Geldi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kuyunun başına. Dedi ki seni buradan çıkarırsam benim peygamberliğime iman edecek misin? Evet dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen kalktı, 2 rekat namaz kıldı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Bakın Mekke'de namaz farz değil. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri namaz kılıyor. Ona gece namazı çünkü teheccüd farz kılındı. Teheccüd bir tek Hazreti Muhammed Mustafa'ya farzdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. O namaz kılıyor. Hemen 2 rekat namaz kıldı. Şimdi bunu söyleyince namaz farz değildi diyor. Namaz farz değildi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri teheccüd ona farz kılmıştı. O kılıyordu. Namaz farz değildi. O şimdiki hadisin karşılığını söyledikleri şey o. 2 rekat namaz kılıyordu. Günümüzlere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri İbrahim'den kalma gelenekti. 2 rekat namaz kıldı. İbrahimler kılıyordu. Elini uzattı, çıkardı. Ebu Cehil dışarı. Dedi ki kardeşim oğlu, gerçekten muhteşem bir şey yaptın. Senden bir şey daha istiyorum dedi. Eğer onu da yaparsan vallahi seni tasdik edeceğim. Dedi, ne istiyorsun? Şu ay var ya dedi, evet. Bunu diye dedi, ikiye böler misin? Hemen tekrar namaza durdu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz bitti, eller dua etti. Ya ayı ikiye böldü ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yarısı o tarafı, yarısı o tarafı gitti. Ebu Cehil bunu gördü. Dedi ki vallahi de billahi de şimdi inandım, tasdik ediyorum, sen bir büyücüsün. Şimdi keramet istemenin bir bu tarafı var. Bir çağın sırtı gibi. Keramet beklemek ve keramet istemenin bir bu tarafı var. Ama bir de öbür tarafı var. Mesela kim kaka. Geldi, Müslüman olacak. Daha Müslüman olmadı. Yoldan gelen, bakın bizim medeniyetimiz, bizim imanımız bu. Misafirin gelmiş, o dinliydi, dinsizdi. Başı açıktı, değildi. Sakalıydı, sakalsızdı. Bizim tarikattan da değildi. Bizim dergahtan da değildi. Yok böyle bir şey. Hürmet et, hizmet et. Şefkat göster, merhamet göster. Evine gelmiş, dergahına gelmiş, misafirin olsun, yanına gelmiş. Merhametli ve şefkatli. Merhametli ve şefkatli ol. Derviş kardeşine merhametli ve şefkatli ol. Kuralı bozmuş olabilir. Sen ona merhametli ve şefkatli davran. Hartut yapma. Kaka radıyallahu anh hazretleri geldi. Çorum'da meftun. Upuzun. Kabre. O ata bindiğinde ayakları toprağa değen kimse.
geliyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti diyor ki yiyecek bir şeyler getirin. Hani ne varsa. Diyorlar ki ya Resulallah bir tane yumurta var. Kırın getirin bir yumurta. Gülüyor. Diyor ey Muhammed ben oturduğumda bir kızı yiyorum diyor. Bir yumurta benim de bir sıkıyor. Ona diyor ki sen besmele ile başla. Besmele ile başla. Besmele ne diyeceğim diyor. Bismillahirrahmanirrahim diyeceğim diyor. Müslüman değil ama Bismillahirrahmanirrahim de. Onu öyle söyle. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem besmele çekiyor. O başlıyor. Ye Allah ye. Ye Allah ye. Doyuyor. Bir yumurtayla. Diyor ki ey Muhammed bu nasıl bir şey? Bir kuzu yiyip de aç kalkan bir kimse diyor. Bir yumurtayla doyuyor. Müslüman diyor. Ben Müslüman diyor. Hendek kazıyorlar ya. Ne yapıyor burası? Bir tas süt getiriyor. Süt. Ebu Hureyre diyor öyle açtım öyle açtım ki diyor. Böyle diye baktım diyor hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri besmele çekti diyor. Bir işte diyor. Ben içimden diyor korktum bana kalmayacak mı acaba dedim diyor. İçimden. İşte diyor. Ondan sonra diyor dedi ki diyor. Ya Ebu Hureyre iç. Ben diyor içtim. Ondan sonra dedi ki diyor arkadaşlardan başladı aratma. Hendek'te ne kadar sahabe varsa hepsinde diyor o bir tas süt dolaştı diyor herkes diyor. Herkes içti. Sonra diyor kendisi bir daha içti. Ondan sonra bana dedi ki diyor iç ya diyor. İçtim diyor. Ondan sonra dedi ki diyor iç. Bir daha içtim diyor. Ondan sonra dedi ki diyor bir daha iç. Bir daha içtim diyor. Ondan sonra dedi ki diyor bir daha iç. Vallahi bir doydum ya Resulallah dedim. Doydum. Hadi şimdi o zaman dedi diyor. Kadınlara götür. Kadınları dolaştırıyor. Kamda Ebu Hureyre Sıddık sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin emriyle. Ondan sonra tekrar getirdim diyor. Süt daha henüz bitmemiş diyor. Bakın bu peygamberden bir mucize. O zaman kerametler dervişlerin dervişliklerini sıkılaştırır. Ümitlerini arttırır. Kardeşliklerini arttırır. Ha evet. Sonra derviş bir rüya görür. Bir tecelliyata mazhar olur. Bir şey olur, otururlar. Der ki tamam, mutmain olur. Burası hak diye. Eyvallah. Artık onun keramet araması, onun keramet araması. Ya cahilindendir, ya nankörlüğündendir. Allah muhafaza eylesin. Ama evet. Keramet isteme. Kim istemeyecek? Derviş kendisinden keramet istemeyecek. Kendisinin bir keramete nail olmasını istemeyecek. Kendisini istikamete sokacak. Kendisini istikamete sokacak. Bir veli ise o, bir mürşit veli ise, evet ondan kerametin zuhur etmesi lazım. O kendisinin kerametini ishar etmeyecek. Bak gördün mü? Ben sen gece böyle kaldırdım seni. Böyle bir şey yok. Ama gece onun üzerinden Cenab-ı Hak bir keramet gösterdi, birini kaldırdıysa o da diyecek ki hamdolsun. Şeyh Efendi akşam geldi namaza kaldırdı. Hamdolsun. Geldi böyle böyle oldu. Hamdolsun. Filanca yerde böyle bir kerametini gördüm. Buna mazhar oldum. Bu da dervişin dervişliğini sıkılaştırır. Bunu böyle ya konuşulmaz böyle şeyler. Yok kardeşim ya. O senin üzerinden bir şey tecelli ettiyse sen konuşma. Ben bir dua ettim ekmek arttı. Ya bunu deme. Ya. Biz bir nazar ettik, böyle oldu. Abi, bu yanlış. Allah muhafaza eylesin. O yüzden ne olur? Keramet artır.
bir kimse kendi üzerinden benden keramet sudur, sudur etsin diye istemez. Bakma. Sudur ettiyse de bunu konuşmaz. Allah bizi affetsin. Osman Mağribi'ye göre Sufi ile Melani arasındaki fark, Melani halkın amelinden ve halinden çıkarmıştır. Halkı mı? Halkın amel. Halkı. Halkı diye yazıyor. Evet. Halkı diye yazıyor. Halkı amelinden ve halinden çıkarmıştır. Fakat nefsini ortaya koymuştur. Sufi ise nefsini amelinden de halinden de çıkarmıştır. Tıpkı başkasını çıkardığı gibi. Bununla nedeniyle o ihlaslıdır. Gerçek ihlas ile ihlaslı arasında fark çoktur. Cüneyt radıyallahu anh ise melamiliğin hali ihlas, ihlasın halisliği ise sufinin halidir. Melamiliği bir meşrep olarak tanımlamıştınız. Sizce sufilerin melamilikten farkı bu mudur? Evet. Ben melamiliği bir meşrep olarak, bir zevk olarak çok yaparım. Ama mesela bir kısımda ben bizim oradaki melamileri söyleyeyim. Bizim oradaki melamiler sufiliğin üstünde gördüler melamiliği. Ben İzmir Bayındır'dayım. Bizim orada o çukurda da çoktur melami. Benim melami kültürümde vardır bu noktada. Ben melamiliği reddedenlerden değilim. Ama bizim oradakinden mesela işte sen bir gün bana öyle derlerdi. Sonunda bize gelecek. Hani benim gittiğim yol şey Kırıvırı bir yol. Sonunda oraya geleceğim. Hiç unutmuyorum. Bir gün bizim oranın Hacı Sinan Camii var. Merkez Camii camisi. Ben Bursa'dan böyle Bayındır'a gittiğimde o Menami Şeyh'i var. Tanışıyorsun onunla. Tabi onlar da aslında beni sevmiyorlar fazla. Çünkü o böyle o şimdi şeyhlik yapan o kimse üstadı ona şeyhlik verecekmiş. Onun bana dediler ki şeyh efendiyle bize özel görüştür. Ben de bu özel görüşmelere tutunculuyum ben. Yani çok böyle istemiyorum. Yani gelmiş yani şeyhim oraya. Dervişlerin hepsiyle görüşsün, sohbet etsin, konuşsun. Ama o böyle özel ya, birileri çıkar böyle. Benim özel görüşmem vardı. Ya özel görüşmem vardı. Bin arabaya git Nevşehir'e konuş. Sen ayağına gelince mi özel konuşman aklına geldi? O kime geldi? Bütün dervişlere geldi. Sana özel mi geldi? Şimdi derviş bunu bilemeyebilir avam olur derviş. Sen şeyhsin, şeyhlik yapacaksın. Senin özel görüşmen varsa bir otobüse gitmemişler, görüş gel kardeşim. Yoktur orada, bekle. Edebiyata gelince yapıyor musun ya? Yunus kapıda bekledi 18 yıl boyunca diye. Sen 18 saat bekler. 180 dakika bekle. 18 dakika bekle ya. Yok. O beklemeyecek. Telefon açacak. Orada mısın? Ha buradayız ama beyefendi. Ben geleceğim de olur. Tabii emrindeysen ne zaman istiyorsan gel. Hazır asker burada duracağız. Ne zaman geleyim? Ne zaman randevu verirsin? Ne zaman orada olayım? Gel bulamazsan git ya. Yolunu. Yok, o özel. O geri dönmeyecek hiç. Efendim, Bayındır'a geldi, özel görüşecek. Canım sıkılıyor benim, ben bir şey demedim şey efendi. Bu sefer o imam, eski imam o. Demekli, bizim bir imam bir arkadaş var, çavuş ders yaptı. Onu söylemiş böyle şey efendiyle özel görüşecek diye. O da demiş, tamam görüştür. Demiş şey efendi, böyle böyle demiş. Değil mi? Mustafa Efendi gelsin gideriz demiş. Neyse ben o zaman orman işletmesinden memurum.
Ben çıktım, dedim beni görmemiş oldum. Sana söylemişler dedi, söylediler efendim. Sustu hani, ne oldu? Dedim efendim, sizinle özel bir görüşmesi varsa dedim, binsin otobüse, gelsin Cevşehir'e, görüşsün dedim. Doğru söylüyor Mustafa abi. Dedim siz bizim kardeşlerimize geldiniz. Bir sorusu varsa dedim gelsin kardeşlerim ortasında sorsun. Biz de ilgilenelim, biz de öğrenelim. Doğru söylüyor Mustafa abi. Benim böyle daha bayındırdaki zakirliğimden itibaren şeyimdir benim. Hani bu konuda tikliğimdir ben. Ya senin özel bir şeyin var mı? Tik kardeşler. Görüş ne şehirde sabahtan akşama kadar görüş bana ne? Yat orada bana ne ya beni ilgilendirmez. Ama gelmiş Bursa'ya benim özel görüşeceğim var. Kardeş bunca derviş var onu bekliyor. Yok o gelecek eve kusisi görüşecek. Allah Allah efendim benim kusisi görüşmem lazım. Mustafa Efendi oğlum bir oda boşaltın emredersin efendim. Ya iki oda bir salonda oturuyoruz zaten. Bir odada kadınlar var. Bir odada da salonda da erkekler var. Bir oda boşalt yatak odası. Haydi. Beyefendi özel görüşecek orada. Allah'ım yarabbim ya. Kendi kendime diyorum. Sabret Mustafa Resul. Diyorum ya özel görüşecek Nevşehir'i biliyor musun? Biliyor. Yolunu biliyor musun? Biliyorsun. Paran var mı cebinde? Var. Altında son model araba var. Bin arabanı git görüş, görüşeceksen. Dervişlik bu değil. Onlarla görüşeceğiz. Söylemişler. Şeyh Efendi dedi ona, o normalde görüşmeye ayarlayan dedi ki sen kal dedi ona. Mustafa Efendi sen gel dedi, gidiyoruz. Onlar da, onu, o da bir tane birisini mihmandar etmiş, birinin evine gittik. Oturduk. Ben biliyorum onların derdi. O şeyhlik yapacak olan, efendim dedi, bir mazurat var, buyur. Benim şeyhim bana dedi, şeyhlik verecek dedi. Yaptı şeyhlik böyle. Bunu kabul edeyim mi, etmeyeyim mi dedi, size danışmak isterim dedi. Şeyh Efendi ona dedi ki, evlatmış, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüştün mü, hiç konuştun mu? Hayır efendim dedi. Hiç rüyamda gördün mü? Hayır efendim. Abdülkadir Geylani Hazretleri rüyamda gördün mü? Hayır. Pir efendilerden birini rüyamda gördün mü? Hayır. Geçmiş şeyh efendilerden birini rüyamda gördün mü? Hayır. Oğlum şeyhini rüyamda gördün mü? İşte dedi. Bir sefer gördüm efendim sırt sırtaydık dedi. Şeyh efendi böyle dedi. Böyle tak tak sordu. O böyle abonde ne oldu böyle şimdi? Olduğu gibi cevaplandırdı şimdi saklayamadı. Şeyh Efendi son böyle vuruşu yaptı. Oğlum senin şeyhin var kabiliyet. Kaldı. Oğlum şeyhin kabiliyet. Sen nasıl şeyhlik yapacaksın dedi. Ona. Sessiz durun. Ama dedi yapacağım diyorsan dedi bir şey diyemem dedi. Bu ateşten gömlek dedi. Bu dedi ateşten gömlek. Birisi bir soru sorduğunda ne diyeceksin? Birisi bir rüya anlattığında ne diyeceksin? Birisi bir hal anlattığında ne diyeceksin? Şunu ne diyeceksin? Bunu ne diyeceksin? Başta da sıralamak. Ses yok. O zat. Bakın bu dediğim şimdi ben tam böyle camiye gireceğim. O da camiye girecek. Hoş geldin. Hoş bulduk dedim ben. Bizi gördün mü dedi. Hani işte ne dedi o? Duyuyoruz dedi. Görüyoruz senin dedi. Hani hallerini gibisinden. Biz de görüyor musun dedi. Hayır dedim ben. Kaldı şimdi. Nasıl miyim dedi. Basbaya dedim. Hiç görmüyorum seni dedim. Hiçbir şekilde görmüyorum onu dedi. Hiçbir halde de görmüyorum dedim. Hiçbir şekilde de görmüyorum dedim. Tam camiye giriyoruz. Bunun rengi, mengi her şey attı, gitti böyle. Şimdi
Bizim orada tomaklar vardır umursana. Tomaklar böyle çok şeydir bana. Ciddi insanlardır bizim oradakiler. Bu da tomak. Hatta böyle samimi arkadaş var tomaklar. Lan bu nasıl bir tomak? Bu tomak değil ya diyor. Zaten bunu bırak ya diyor. Öyle bir tekerleme de var. Şimdi melamiler kendilerini en zirve noktada görürler. Yani herkes sonunda melamı olur. Ben de onlara diyorum ki herkes sonunda sufi olur. Herkes sonunda sufi olur. Sen melamı olabilirsin. Ama sufi olmamışsın daha. Şimdi melamiler üzerine alınmasınlar bu konuda. Yani melamilik tatlı bir zevktir. Bakın tatlı bir zevktir. Ama sufilik kulluğun en ince makamıdır. Ben sufi dediğimde bakın ben sufi dediğimde kamil bir mürşidi kamil dahi sufi olma yolundadır. Der ki hani meşhurdur ya ben dermiş olamam. O kimse biz melamiyiz der. Ama sufi der ki biz daha sufi olamak dermiş olamam. Arasındaki fark budur. Bizler tatlı bir meşrektir. Benim hoşuma gider. Ondan sonra ve her sufinin muhakkak bir tarafı melamidir. Olmalıdır da zaten. Bakın her sufinin bir tarafı melamidir. En azından biz kendi adımıza söylüyorum bunu. Ben onun arkadaşlarının içerisinde isim koymadan ince ince işlerim ben. Onu bu noktada reddetmem. Bir de bizim mahallemizde bir hoca bir kadıncağız vardı, melamedi. Biz ilk zikrullah yaptığımızda bize sahip çıkmıştı böyle demiş. Yukarıda kadınların arasında böyle muhabbet edecek olan olmuş demiş, susun. Bizim oranın şivesi, Mustafa'nın yolu demiş, doğru yol. Hepimiz zikredin bakayım demiş orada. Onlar bir zikrettirmiş. Sonradan kadın Allah razı olsun çok severdi beni. Önceden de severdi, sıkıntı yoktu. Hem dervişlikten önce kendimi de severdi. Dervişlikten sonra da sevdi Allah razı olsun. Arabi'ye göre insan unsuru dolayısıyla rüya görür. Bu yüzden melekler rüya görmez. İslami gelenekte rüya insanın ruhiyle gördüğü ve aklı ile idrak ettiği olaydır. Arabi'ye göre Hazreti Yusuf rüya tabir edince biz seni imtihan ettik. Gerçekte biz bir şey görmedik dediler. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir. Fütuhat. Salih rüya bir yönlendirme midir? Yoksa olacağın bir çeşit fragmanı mıdır? Bu noktada rüyalı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adetleri deyimiyle salih rüyalar vardır. Salih rüyalar kendi içerisinde de ben üçe ayırayım salih rüyalarda. Bunlardan birisi peygamberlerin gördüğü rüyadır. Peygamberlerin gördüğü rüyalar apaçık tecelli eder. Hazreti Muhammed Mustafa için söylüyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem için. Diğer peygamberlerin rüyaları vardır. Tevhile muhtaçtır. Salih rüyaların içerisinde bir de velilerin gördüğü rüyalar vardır. Bunların bir kısmı tevhile ihtiyaç vardır, bir kısmı apaçık görünür. Salih rüyaların içerisinde yine işte müminlerin gördüğü rüyalar vardır ki tevhide ihtiyacı vardır hepsinde. O yüzden normalde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin gördüğü rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Hakikattir. Tevhide ihtiyaç yoktur. Kendilerince tevhile ihtiyacı yok. Dışarıdan bir kimse için tevhile ihtiyacı vardır. Neden? O hakikat noktasında kendi gördükleri rumuzları kendileri bilirler. Ama dışarıdaki kimse, yani halk
avam o rumuzları bilmediğinden tevhile ihtiyaç vardır. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir rüya anlattı. Dedi ki gökten bir ip sarkıtıldı. Benden sonra Ebu Bekir, ondan sonra Ömer, ondan sonra Osman, ondan sonra Ali, ondan sonra ip koptu dedi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz dedi ki ya Resulallah bunu ben tevhile edebilir miyim? Et dedi ona. Dedi ki yukarıdan sarkıtılan ip Kur'an'dır. Ondan sonra dedi senin vefatından sonra onu dedi ben tutacağım. Ondan sonra dedi Ömer, ondan sonra Osman, ondan sonra Ali. Sonra dedi ipin kopması, sonra da fitne çıkmasıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in bu rüyasına ne evet dedi ne hayır dedi. Ona dedi ki isabet manasında bir şey söyledi. İsabet manasında bir şey söyledi. Orada ipi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretleri Kur'an'a ve sünnete, İslam dinine tevhid etti. Bakın o rumuzu öyle tevhid etti. Mesela Miraç'ta süt ve şarap getirdiler ya. Hani bir rivayette hani Cebrail aleyhisselam sen sütü hani tercih et manasında onu bir öyle derler ya diyorlar diye. Evet. Ne yaptı? Sütü tercih etti. Süt neye rumuz olarak yoruldu? İlme. Bakın sütün rumuz olarak hakikati ilme tevil edildi. Şimdi bunu tevil eden kim? Yine sahabe. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin kendisinin kendi rüyasının tevhili değil. Bunu yine sahabe tevhil etti. Buradaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin suskunluğunun altını çizmek lazım. O yüzden rüya görünür, rüyanın içerisinde rumuzlar vardır. Bazı rüyalar apaçık gibi görünür, onda dahi rumuz vardır. Bakın apaçık görünen rüyada dahi her şey meydandadır. Onun içinde dahi rumuz vardır. O yüzden rüyanın tevhilinde dahi hakikatin hakikati vardır. Rüya, salih rüyası bir hakikattir. Ben o yüzden hakikatin hakikati vardır diye iki söyledim. Onu da söyleyeyim. Çünkü salih rüya bir hakikattir. Salih rüya hakikattir. Salih rüyanın içerisindeki rumuzlar hakikatin hakikati, rumuzların idrak edilmesi, rumuzların şerh edilmesi de hakikatin hakikatidir. Eğer bu rüya rüyada tevil edilirse o rüya hakikatin hakikatin hakikati olmuştur. Bir mürşid-i kamil velinin dergahında bunların yaşanması gerekir. Bunlar da öyle keramettir. O dergahta oradaki sufilerin, oradaki dervişlerin salih rüyalarının rüyalarında tevil edilmesi gerekir. Bu da o rüya, salih rüya, hakikat, hakikatin hakikati olmuştur. Evet. Rüya bahsi de bu kadarla bitsin. Maruf kerhi tasavvuf gerçekleri almak ve halkın elinden ümidi kesmektir. Kim fakirliği gerçekleştirmezse tasavvuf edemez mi? Tasavvuf edemez mi? Evet. Buradaki gerçek şudur. Bir kimse halkın elindekilerden ümidini kesmedikçe imanı kemale ermez. Asla. Kim? Ben. Eyvallah.
zaman ki bir kimse halkın elindekinden ümidini kesti, onun ümidi Allah olur. Halkın elindekinden ümidini kesmeyenin ümidi asla Allah olmaz. Asla olmaz. O yüzden bir kimse muhakkak halkın elindekinden ümidini kesmesi gerekir. Halkın elindekinden. Allah biz onlardan eylesin. Ve halkın elindekinden ümidini kesen, direkt ümidini Allah'a bağlayacağından, o Allah ininde fukaralardan olmuştur. Asıl fukara odur. Biz fukarayı malsız mülksüz olanı görürüz. Malı mülk yoksa biz ona fukara deriz. Asıl fukara direkt Allah'tan ümit eden kimsedir. Neden? O Allah'ın fukarasıdır. Yani o Allah'ın kapısında duruyor. O yüzden Cenab-ı Hak dedi, hepiniz fukarasınız. Allah gani. O zaman bir kimse eğer halkın elinden ümit ediyorsa Allah'ın ganiliğini gaflete düştü ganiliğine. Allah muhafaza eylesin. Allah'ın fukarası olur. Bu büyük makamdır. Bu büyük makamdır. Asıl makam onun kapısında durup ondan ümit etmektir. Asıl makam budur. Karmeşani tasavvuf Allah'a ihtiyacı olmamaktır. Yani Rabbine tam güvenmek. Ona arz ihtiyaç bildirmez. Bu Allah'ın öyle kulları vardır ki Allah'tan, Allah'ı zikretmekten kendi ihtiyaçlarını ona bildirmeye zaman kalmaz. Bu onlara anlatıyor. Allah'ın öyle kulları vardır ki Allah'ı zikirden hayrete geçmişlerdir onlar. O yüzden onlar kendi ihtiyaçları akıllarına gelmez. Kendi ihtiyaçları akıllarına gelmeyince hadis-i şerifte devam ediyor. Allah onların ihtiyaçlarını neccanen kendisi verir. Allah bizi onlardan ayırsın. Amin. Ebu Havs tasavvuf tamamı edeptir. Her vaktinde edebi makamı vardır. Buna riayet eden adam olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun kalbinde huşu olsaydı organlarını huşu ederdi demişti. Bu ifadelere göre sizce tasavvuf nasıl yaşanmalı? Demiş zaten edeptir diye. Allah bizi o edepli olanlardan eylesin. Yalnız son dönem insanlarda şöyle bir hal var. İnsanlar tarikatın, tasavvufun edeplerine riayet edeceğiz diye uğraşırlarken Kur'an ve sünnetin olmazsa olmazlarını terk ediyorlar. Bu da büyük bir vakadır. Meseleyi anladınız mı? Namazdan sonra 100 tane tevhid dersim var. 33 tane Subhanallah, 33 tane Elhamdülillah, 33 tane Allahu Ekber çekme. Namaz sonrası benim 3 tane tevhidim var. La ilahe illallah, la ilahe illallah, onu çekeceğim. Önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldıklarını bir deneyecek. Vardır. Tasavvufun adabını, erkanını riayet edeceğim derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldıklarının sünnetini terk etmek doğru tasavvuf değildir. Şeyhimiz bunu böyle yapardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri nasıl yapardı? Sen onu yap da ondan sonra şeyhin yaptığına gel. Önce sünneti işte. Sünneti terk edip
şeyhin sözünü yapacağım, şeyhin yaptığı gibi yapacağım diye uğraşmak vardır. Allah muhafaza eylesin. Bir insanın fizyolojik ve biyolojik ihtiyaçları toplumsal ve kültürel etkiler duyuları ile oluşan benliğini nasıl değiştirebilir? Bir insan sadece bu etkenlerden oluşan benliğe sahip olamayacağına göre bu ihtiyaç benliğinden kurtulursa onda kalan şey nedir? Bu etkenlerden her kurtulan ayrı yere mi vardır? Kalan şey hep aynı mıdır? Bunlar hep felsefik olarak kendince kendi dairesinde böyle insan bir böyle rüzgar savruntusu gibi savrulur gider. Böyle olmaktansa, çok savrulup dolaşmaktansa kendinizi direkt kazığa bağlayın Kur'an ve sünnet. Direkt. Sufilik o zaman çok tatlıdır. Direkt kendisine oturursa Kur'an ve sünnete bağlar. Üstadının halakayı dairesine bağlar. Meselesi biter. Ben soruları bitirdim kendi kafamdan da. Saate baktım onu geçiyor çünkü. O yüzden ben sorularda bir daha kayar mı kaldı? Evet, teşekkür ederim her şey için ve herkese. Allah hepimizden de razı olsun. Geceniz hayırlı olsun inşallah. Böyle bir sorusu olan varsa yine sorsun. 5-10 dakika burada. Soruları cevaplandıralım. Soru burada ne yapıyorsunuz genel olarak? Cuma günleri. Bugün sema yapacak mıydınız? Yok. Var mı? Oyma işte. İyi. Sor. Allah'a kul demek. Sufi, evet. Sufi Allah'a ince çizgide kul olmaya çalışan kimse. Sufilik de o kulluk yolu. Ha. Sor. Efendim şimdi rüyadan bahsettik. Hepsinin bir hakikat olduğunu söyledik. Bu durumda rüyalar aslında bir hayalin tecelliyatı mıdır, yoksa direkt hayal olarak nitelendirdiğimiz varlık alemi geliyor. Rüyaları ben hayal olarak nitelendirmiyorum. Peki nedir o zaman? Hakikat. Hakikat dediğimizde direkt ondan gelen şey mi, yoksa yine onun salim rüyaysa evet ondan gelen şey. O zaman ilmi ilahide yer almıyor. Ya, o yüzden hakikat diyorum. İlmi ilahiyetteki her şey hakikat gözüyle mi bakıyor? Üstadım, Yazım Salih'inde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin teheccüd namazı kılamadığı vakit ertesi günün gündüzleyin 12 rekat. Duha namazının zaten zuhuru öyle. Buradan ümmete bir ölçü çıkar mı? Çıkar. Bir de bir kişi gün içerisinde, gün içinde olur, gece mi olur? Yani nafile namaz kılıyorsa, bir Kur'an-ı Salim'de şöyle bir hadis var mı? O yaptığı nafile ibadeti terk ederse Allah ona buğz eder diye oturdur. Bu nafileler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini hiç terk etmedi. Sabah namazının sünneti, öğlenin ilk sünneti, öğlenin son sünneti, akşamın sünneti. Yorgunluktan teheccüdü kılamaması alakası değil. Hatta Hanefilerin büyük bir kısmı der ki bu sadece sabah namazının sünneti için geçerli. Hadis-i şerif var ya, hani bana dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır sabah namazını farzından önce iki rekat namaz kılmalıyım diye. O yüzden hatta bir kısım Hanefiler o sabah namazını o sünnet olan nafile namazı vacip hükmünde bile görenler olmuş. O yüzden mesela sabah namazından sonra bir gün yolculukta sabah namazını kılamadılar.
sabah namazını kılamayınca hemen hızlı orayı terk ederler. Terk edip gittikleri yerde onun sana dedi ki sabah namazının sünnetini kılmaya devam edenler sünnetini kılsın dedi. En büyük işin yanında duran da en büyük işi yapmış gibi. O yüzden bir cemaatle zikredilen bir yerde bir kimse gitse orada otursa yine oradan atılmış olarak kalkar. Hatta gitse orada uyusa orada yine atılmış olarak kalkar diye şart. Sakalı uzatmak sünnet, günah değil. Büyüdüğünde inşallah. Sor. Efendim şimdi rüyalar için direkt hakikat görülerek ve rüyanın bilinç noktası da direkt insanın bilinci. Aklı. Akıl. Peki bu akıl rüyayı algılayabilecek bir durumda değil. Çünkü biz bir mesela tevhile ihtiyaç duyuluyor. Peki bu durumda neden tevhili kendisini algılayamayacağı bir şey Allah Teala bizim üzerimizde direkt aklımız üzerinde tecelli ettiriyor? Bunun bir şey nedir? Hakikati. Hani... O kimse o rüyanın yorumunun peşine düşsün de hakikatin hakikatini bulsun diye. Ama onun peşine düşmesine yani sebebi ne? Neden bir illa onun peşine düşmesini istiyor ki? Akıl öğrenmek isteyen bir olgudur çünkü. İşin içinden çıkamazsa akıl oraya takar kendi kendini. Onun inceliğini, ilmini öğrenince kadar bırakmaz. O zaman bu durumda herkes rüyayı öğrenmek isteyecektir. İsteyecektir. O da o zaman ehlini bulacaktır. Ehlini arayacaktır. Ehlini arayıp bulunca da bu sefer ben sizi beni tanısınlar, beni bilsinler diye yarattım sırrını o kimse koşa koşa gidecektir. Yani o zaman beni yarattım, hani beni bilin diye yarattım sırrına ulaşmak için rüyanın hakikatine ulaşması mı gerekiyor bir kişinin? Mutlaka. Hı. O zaman bu durumda bütün rüyaları temin ettirilmesi gerekiyor. Gerekir. Ya normalde o rüyayı tevil ettirmesi gerekir. Ettirmese dahi o rüya onda duruyor ya. O rüya onda durduğu müddetçe onun tecelliyatı onun üzerinde zuhur edecektir. Buradaki tecelliyattan kastımız rüyanın tecelliyatı. Rüyanın tecelliyatı. Tevil ettirildiğinde de mi gerçekleşecek olan tecelliyat? Evet. Hocam bir soru. Tövbe toplu da yapılır, tek de yapılır. Toplucanın yapılması daha mafhum değil mi hocam? Tövbenin mi? Belki en makbul tövbe günahı işler işlemez yapılan tövbedir. Topluca tövbe edinceye kadar nefesimizin yetip yetmeyeceği nereden veriyor? Böyle değil. Bir insan günahlarına tövbe etmekte acele edecek. Namazı kılmakta acele edecek. Acele edecek. Mürşitten tövbe etmek lazım. Bir kimse normalde mürşidin huzuruna varıp varmayacağını nereden biliyor ki? Nasıl ne olacak hocam? Günahını işledi hemen tövbe edecek. Beklemeyecek sabahı. İkramlayacak herkesi. Tamam. İnşallah. Sesin yüksek, ne sorduğunu bilsin mi? Efendimiz tevil etmek istedi, ilk tevil etti. Peygamber Efendimiz suskun durdu ya. Yani aslında kendisi tevil edebilir miydi? Neden sustu? Rüya tevhili de bir ilimdir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretlerinde o ilim var idi. Ama o ilim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hakikatindeki gibi değildi.
asla olması mümkün değil. Ama onun kızı reddetmedi. Bu manada. Reddetmedi ki o da işaret şuydu. Ben bunu reddetmedim. Bu tevil uygun. Hani bu muhaldir. Ama onu normalde reddetmiş olsaydı o zaman kendi hakikatini ortaya koyacaktı. O zaman kendi hakikatini ortaya koyacağından dolayı onu reddetmedi. Rüyaların hakikat olduğu zaten Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında geçtiği gibi, yani Yusuf Aleyhisselam'a verilmiş bir ayrı ilim. Doğru mu Üstad? Bu ilim bütün peygamberlerde vardı ama Yusuf Aleyhisselam'da zirvedi. Yoksa İbrahim Aleyhisselam da rüya gördü. Gördüğü rüyaya göre İsmail'i kurban etmeye gitti. Onun normalde o esnada o rüyayı tevil yoluna gitmedi. Rüyayı bu manada gördüğü gibi direkt uygulamaya gitti mesela. Ama mesela İbn-i Arabi Hazretleri burada şerh dışarı der ki İbrahim der, İbrahim Aleyhisselam rüyayı tevil etmesi gerekiyordu der. Yani rüyayı tevil etmiş olsaydı o kurban etmenin, kurbanın farklı tecelliyatta olacağını söyler. Mesela tevil etmediğinden dolayı gökten ona hani tevil olarak tersine rumuz oldu. Anlatabilir mi? Yani tersine rumuz dediğim şey şu. Yani sen oğlunu kurban etmeyi rüyanda gördün, Allah'a kurban ver. Allah'a kurban kes. Onun tersine rumuzu buydu. Ama diyor İbrahim Aleyhisselam diyor, İbrahim böyle yapmadı diyor. Direkt rüyasında gördüğü gibi İbn-i Arabi Hazretleri buna şerh düşer. Şeyde, fütuhatında. Ondan sonra der ki böyle böyle yani geçmişlerden kalma. Aklımda kalanı söylüyorum şu anda. Ben de çok böyle Arabi okuyabilen bir kimse değilim ama şerh düşer İbn-i Arabi Hazretleri. Der ki o rüyayı tevil etmedi. Tevil etmedi, rüyayı gördüğü gibi hareket etti. Rüyayı gördüğü gibi hareket etti. Cenab-ı Hak da diyor, rüyanın gerçek manasını, hani hakikatini ona gösterdi. Yani dedi ki, bunu aslında gördüğün rüyanın hakikati buydu. Rumuzlu, işte rumuzun da tecelliyatı buydu diye onu gösterdi de. O yüzden, ha İbrahim Aleyhisselam direkt rüyanın gördüğü gibi onu yerine getirmesi hak mıdır? Evet. Peygamberliğine bir leke midir? Değildir. Bir kimse gördüğü rüyayı kendince hiç tevil ettirmeden böyle hareket ederse hak mıdır? Evet. Ama sufiler derler ki hayır. Sufiler. Derler ki sufiler sen bir gördüğün rüyayı ondan sonra gideceksin üstadına anlatacaksın. Eğer sen böyle enteresan, olağanüstü bir şey gördüysen üstadını anlatacaksın. Ancak üstadın tevhidine göre hareket edeceksin derler. Onu disipline ederler. Yoksa herkes kendince kendi rüyasını hakikat görür, sabit görür, öyle yapmaya kalkarlar. Mesela o rüyayla amel edilmez kapı boş yapar. Rüyayla amel ediyor zaten. Ezan rüya. Ezan rüya. Hem de sahabenin rüyası. Amel ediyoruz var. Bunun gibi rüyalar var. Amel edilen. Şimdi rüyayla amel edilmez lafı rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Hadis-i şerifini inkar ediyor, küfre düşer. Farkında değil. Bir de bu hadis-i şerif mütevatir. Çok sahabenin yanında söylenmiş. Rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Yusuf aleyhisselamın rüyası var. İbrahim aleyhisselamın rüyası var. Rüyayla alakalı. Peygamberlerin rüyaları var. Kıssaları anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bizim aklı evvellerden bazıları çıkıyor. Onlar diyorlar ki rüyayla amel edilmez. Ya kardeş rüyayla amel edilmez dediğinde peygamberler rüyalarıyla amel ettiler. O zaman küfre düştün sen.
Allah muhafaza eylesin. O yüzden salih rüyayla amel edilir. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnetine uyacak. Ne yapacak? Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki rüyalarınızı salih kimselere anlatınız. Başka bir hadis-i şerifte diyor ki rüya gökte bulut gibi durur. Nasıl tevil edilirse öyle tecelli eder. Öyle olunca o zaman sen rüyanı salih bir kimseye anlatacaksın. Salih bir kimse sana rüyamdaki rumuzlardan hareket ederek de nasıl davranacağını söyleyecek. Ve sen o davranışınla davranışını gerçekleştirmek zorundasın. Yapacaksın bunu. Evet. Biz rüyayla amel edilmez sözünü itibar etmeyiz. Bunu söyleyenler farkında değiller. Tecdid iman, tecdid nikah gerekiyor. İkramlarınızı yiyin, afiyet olsun. Ellerinizi bekletmeyin, Allah'a kalın çocuklar. Yiyin bakalım. Rüyada salih kimseler anlatmaktan bahsettiğince, bize rüyayı anlattığında salih kimse onu tevil ederken, tevilinde isabet etme veya etmeme olabilir mi? İsabet edip etmeme değil, onun kendince, kendi aynasını rumuzun tecelliyatına bakılır. Senin aynanla onun aynası aynı parlaklıkta değildir. Ama sonuçta bir salih kimsedir. O kendi aynasında ne tecelliyattaysa onu söyleyecek. Normalde rüya üçtür. Birisi böyle bir şeyin etkisinde kalınarak görülen rüyadır. Mesela işte çok araba yolculuğu yapın, yatınca dahi arabada devam ediyormuş gibi görürüz. Bir şeyin etkisinde kaldı. Ve bir şey çok üzüldüğü şeyi rüyasında görür. Çok sevindiği şeyi rüyasında görür. Bu etki altında görülen rüyadır. Bir de normalde şeytani rüyalar vardır. Bu ayrı bir rüya kategorisidir. Sizler daha küçüksünüz, şeytani rüya görmezsiniz. Anlaşıldı? Ama siz etki altında kalınan rüyalar görürsünüz. Mesela korku filmleri izlemeyin. Anneler, babalar, çocuklarınıza korku filmi izletmeyin. Yasaklayın. Bu da erkekler, evli olanlar, eşlerinize korku filmi izletmeyin, yasaklayın. Korku filmlerini komple yasaklayın. Çünkü insanların psikolojilerini bozuyorlar, etki altında kalıyorlar. Ondan sonra adamı uyandırıyor, kalk, ne oldu? Oradan bir tıkırtı geldi, yok oradan bir karaltı geçti, yok orada bir silüet var, camda görmedin mi sen? Adam sabaha kadar diyor, perişan oldum diyor. Camda biri var, anlat camda biri var. Sabahleyin gelmişler, saat 11-12 dükkana gelmişler. İkisi de camda birisi var dedi. Kadına direkt sordu. Dedim, akşam ben böyle hangi korku filmi vardı? Filanca yerde filanca var dedi. Dedim, tecelliyatı bu işte. Sen dedim, camda değil. Evde odada bile görürsün, içeride dolaşırken bile görürsün dedi, izleme. Bak baba, salih rüyalar, salih insanlara anlatılır. Anlatacak kimse bulamazsa anlatmaz. Biz normalde bir kimsenin istidadının ne olduğunu bilmiyoruz. Kendi istidadımızın da ne olduğunu bilmiyoruz. İstidat o yüzden perdenin gerisi dediğim şey o. Biz bir kimsenin istidadın zahir tarafı var. Nedir zahir tarafı? Bir kimsenin erkekse erkeksel sıfatlarıdır. Bayansa bayan sıfatlarıdır, zahirdir. Ama batın manada biz o kimsenin istidadını bilmiyoruz. Manevi manada biz onun istidadını bilmiyoruz. O yüzden neye elverişli, neye elverişsiz bilemeyiz.
Biz deriz ki mesela bir kız çocuğu. Kız çocuğu küçüktür da ama doğurmaya elverişlidir, istidadı olur. Erkek çocuğu da küçüktür da ama babadır. İstidadı babalığa elverişlidir. Biz öyle görürüz. Ama o kimse büyüdüğünde iyi mi baba olur, kötü baba mı olur, onun yetiştirilişiyle alakalı. Ama sonuçta bir baba olur. Veya bir kadın sonuçta anne olur. Ama iyi mi anne, kötü mü anne olur, onu biz normalde onun yetiştirilişiyle alakalı. O yüzden bir kimsenin istidadını hangi noktada, hangi renkte, hangi nerede, nasıl olacağını kestirmek hiç kimsenin işi. Alma, saat 11.30. Saat 11.30 diyorum. Ben o yüzden aldım. Baktım saat geçti, attım o olan peşine. Rüya normalde salih rüyalardansa evet. Zahirde de tecelli eder. Etmezse efendim. Bu normalde bütün bu noktadaki görüşler şöyle. Çoğunluğun görüşü salihse rüyası bunun normalde zahirde de tecelli edeceği. Orada çok az bir şey vardı. Çok azdır o. Derler ki eğer bu tecelli etmezse evet o normalde manaya aittir. Öteye bırakılmıştır denir. Ama o çok azdır. Sen sor. Onun bitmez sorusu. Ben bunu da çok üzülüyorum açıkçası. Yani 10 gün olmuş, niyetin onay oluyor yani. Yarı yoruldum, Allah yardım etsin. Benim nefsimle alakalı bir şey. Herkesin kendi nefsiyle alakalı. Bir de ikincisi normalde bazen böyle hani çocuğu neşelendirmek için çocuğun sevdiği bir şeyi dudağına çalarsın ya, çocuk neşelenir. Bir daha bazen de çocuğu cezalandırmak için hani derler ya, ağzına acı biber sürerim senin diye. Eğer şeker de sürerler, acı biber de sürerler. İkisi de lazım. Hadi yiyin, afiyet olsun. Tadı ben de başlayayım. Hadi yiyin, ben de kanıda çalışayım. Delikanlı biraz böyle şey otur ya, dik otur ya. Hah, ne yapayım? Adı ne senin? Aman maşallah ya. Kaça gidiyor? Maşallah. Harbi bunlar şeker arttırmaz değil mi? İnşallah efendim. İnşallah, tamam. İzmir'dekiler mi? İzmir'dekiler bir grup geldi. Onlar o kadar çeşitli çoktu. Fraksiyon fraksiyon.
Kimisi mesela hiç ibadet etmiyor. Bizim namazımız kılındı, orucumuz tutuldu diyenler var. Biz diyor kemale erdik, olgunlaştık. Bitti diyor bizim işimiz. Ayet-i Kerime var. Sana yakınlık hasıl olduktan sonra hani ibadet lazım değil artık diye. Biz onu yakınlık hasıl olmayı ölüm olarak nitelendiriyoruz. Ama onlar diyorlar ki biz yakınlık hasıl olduk, bize ibadet lazım değil. Ya bak. Mesela 23 yıl dergahta, tarikatta kalmayı biz 23 yıl, peygamberliğin yılı 23 yıl, 23 yıllık biz sufilik yaptık, olgunlaştık, bitti diyor, ibadet yapmadık. Dedim ya, benim kültürüm geniş bir konuda diye. Mesela işin çok, namazı kılamadın, önemse mi? Gece kılarsın, problem değil. Ramazan günü çok sıcak havalar, Ağustos'ta oruç mu tutuldu? Allah'ın alacağı bir ay oruç kışın oldu. Bizim orada traksiyon çok var. Kelimeden kelimeye üretir. Sakaldan kasıt ne? Bilemedim. Olmamış. Görmekten kasıt ne? Kim gördü? Sen mi gördün? Sen mi gördün? Efendim? Görmedin. Yok sen, yok sen mi gördün? Sen mi görüyorsun? Konuşan sen misin? Duyan sen misin? Bunlara cevap veremedin değil mi? Cevap vermen için bana geldi. Bir ömrünü benim yanımda geçirdin. Konuşan kim, duyan kim, söyleyen kim, bakan, tutan kim? Sen mi gördün, ben mi gördüm, ben mi anlattım, sen mi anlattın? Senden bana mı kesirme, benden sana mı kesirme? Sen var mısın, ben var mıyım, yoksa ikimiz de yok muyuz? Uğraştığı işin yoksa. Bak böyle konuşmaya başladın, herkes sustu. Böyle tezgeder ilanıyordu. Var mı melanı olan içinizde? Bu laftan sonra kimse melanıyım de demez. Hele bir de şimdi sufiyi bilmiyor. Hadis bilmiyor, ayet bilmiyor, sünnet bilmiyor, sufili bilmiyor. Bu tip tasavvufi kelam bilmiyor. O kimseye şimdi bir yakalandım ona, tamam gitti. Böyle ezan okunuyor, böyle yapıyor. Seni çağırıyor. Hadi hadi gidin, hadi. Sizi çağırıyor. Çınarın dibinde atıyor. Millet namazı gider diye böyle utanın sıkılır diye. Namaza gider diye. O gitmiyor. Bizi çağırıyor.
Biz avımız da olgunlaşmadık ya. O oturuyor, bir çay söylüyor, bir de cigara yakıyor. Sen namazı kılıyorsun, çıkıyorsun, bakıyor, Çınar Bey'inde gölgede oturuyor. Ne oldu? Yatsı namazını kıldın mı? İsmail abi. Akşamı kıldın mı? Yoldayım. Öğleyi kıldın, ikindi kıldın mı? İkindi kıldın mı? Kılamadım. İkindi, akşam yatsıyı kılamadım. Önemli. Öyle diyor ama. Ben öyle demem. Ben diyeceğim ki sana şimdi eve gittiğinde önce kendini, sonra akşamı, sonra eski kılacak. Öyle değil. Kıldın mı akşam namazını? Sen kıldın yani. Bile bile sen kıldın yani. He? Kıldım diyorsun. Kim vardı evinde? Namaz kıldıran kimdi? Yalnız kıldın. Kimseye, o ne tarafa seyredin? Kıbleye döndün. Kıbleye döndün. Taşa döndün ya. Senin kıbleyen taş mı? Duvar mı? İmam adam. Efendim, psikoloğa sorduğun soru aklıma geldi. Bunu sen mi soruyorsun? Yoksa içindeki sen mi? Bir tane daha var. Bunu sen mi soruyorsun dedi. Sendeki sen mi? Yoksa onun için sen mi soruyorsun dedi. Evet. İmzaladı attı beni. Ben hızdan dolayı 5 tane hızı açtım. Ehliyetler koydular. Ehliyetsiz bir yıl nasıl geçirdiğini ben biliyorum. Şimdi devlet var yanımızda nasıl geçirdiğini söylemeyiz. Neyse bir yıl bitti. Bu arada da abimin ehliyeti de gitti. İkimizin de ehliyeti gitti. Abim bir iki laf söyledi. Lan tamam oğlum buyur. Hadi bütün masrafımı bana ait dedim. Buyur gidelim alalım. Gittik. Psikoloğa görmemiz lazımmış. Bekle gelen yok giden yok. Adam bir yıl içeri bir baktım. Dedim gidik içimden. Bu dedim normal değil ben şimdi. Girdi, oturdu masaya. Evraklar elinde, adım söyledim, her şeyi nasıl diyor? Adım ne dedi? Böyle baktı, adım ne dedi? Dedim, bunu sen mi soruyorsun? Sendeki sen mi soruyor? Senin içindeki sen mi soruyor? Kaşeyi de bastım, nerede evraklar? Çıktım ya, içimden. Benden sonra abim geldi. Makine mühendisi adam. Akıllı. Onca okul yalanmış, yutmuş. Tam da böyle kapının aralığından görüyorum karşımda böyle. 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika konuşuyorlar bunlar. Ben dışarıdayım, bir çay daha getir, bir çay daha. Buluyor mu? Abi, ne olur? Yapıyor bana. Ben diyorum, normal değil diyor bana. Bir kez tamam. Yarın 10 saatten fazla kaldı içeride. Çıktı. Bu şimdi böyle pecmurda bir şekilde. Oğlum ne dedin sen bu adamı içeride dedi. Bana dedim ki dedim, bana dedi ki dedim, adın ne? Ben de dedim ki dedim, bunu sen mi soruyorsun? Sendeki sen mi soruyorsun? Yoksa onun içindeki sen mi soruyorsun dedim. Dedim, imzaladı. Onun için benden çıkardı dedi. Ne oldu? Bunu kafa kırıp hak etmemiydi bunlar. Bu normal değil. Ondan sonra bunun dedi kafası gitmiş dedim.
Buna dedi normalde buna akıllı cevap verirsen gittin dedim. Bu adam zaten dedim akıl yok ki adamda. Şimdi biz aklı olmayan insana akıllı cevaplar vereceğiz diye uğraşıyoruz. Ya adamın aklı yok. Sen nereye ona akıllı, onun seviyesine göre. Akıl gitmiş adam, sen de gitmiş konuşacaksın ona. O geliyor böyle, mesela işte geliyor. Ben burnundan yiyip içiyorum abicim, senin gibi ağzından yiyip içip içmiyorum diyorum ben. Saatlerce susuyor. O burnundan yemeği içmeyi düşünüyor çünkü. O normalde akıllı bir adama söylesen onu ben biz de olur sana ağzından yiyip içiyor. Nasıl yiyip içiyor burnundan da desen onu bize kırdı kafası kırdı. Çek çek git çek. Kafası kırık adam. Ondan sonra seni saatlerce hiç rahatsız etme oturuyor orada. Neden? Onun için burnundan yiyip içmek büyük bir mesele. Melamiler de aynı. Eğer onlara kelam yapmazsan sen kalırsın böyle. O der ki tamamen namazı kim kıldı? O der ki hala da sen ben kıldım dersen o böyle yapar. Ya sen olmamışsın da ben kıldım diyorsa olmamışsın. Adam şimdi ne cevap verecek? Bak koca imam. Soruyorum sen mi kıldın ben kıldım diyor. Ben böyle kafamı sallıyorum. Bir daha soruyorum sen mi kıldın ben kıldım diyor. Yedekleniyor. Biraz daha sorsam sen mi kıldın diyor. Evet ben kıldım diyecek ya. Bitti yok şey yok ya. O mimin ne yapıyor bunu? Hiç sıkıntı yok. Buradan herkes dahil ki buna. Ben böyle konuşuyor muyum şimdi? Böyle konuşarak da söylesem dahi o kimse gene takılır orta. İnsan olmasa. Sen mi kılın demek lazım? He? Sen mi kılın demek lazım? Ona mı? Yok. Cevap olarak neyi bekliyorsun? Onun o video şimdi Nurul Arabi'nin bir şerhi var. Meşhur. Onu okuyorlar. Oradaki cevabı arıyor sende. Çevir sayfayı yapıyor. Onu daha abonden edecek bir kelam bulacağım ona. Ama o kültür yok sizde. Bunlar tipik diyanetçi. Onlar zaten diyanetin hocalarını yümen yüme atıyorlar. Şimdi adam imam. İşte namaz kılmış gelmiş. Şeyde, Çınar'ın yüzünde. Gel bakalım. Ona şimdi. O böyle korku korku geliyor. Oturuyor şimdi. Şimdi herkes birbirine Allah kabul etsin diyor ya. Sen kabul ettin mi ki diyor. Neyi diyor? Namazlarını kabul ettin mi sen diyor. İnan ne cevap verecek şimdi ona? Ya nasıl? Arkasına tabi değil mi dedi? Sen namaz kıldırıyorsun öyle değil mi? Herkes sana tabi mi? Sen neye tabisin? He? Kur'an'a tabisin. Önünde Kur'an mı duruyor senin? Ardından mı duruyor? Sen namaz kıldırsan diyeceğiz ki biz uyduk imama, uyduk hazır olalım imama. Bir de değil mi? Hazır mısın? Neye hazırsın? Namaz kılmaya ve kıldırmaya hazırsın. Ne diyorsunuz orada? Namaz kılmaya... Ben bir de imamım diyorsun. Al işte kül yiyen gitti ama. Hani sadece erkekleri, bayanları, dinleri, her şeyi hepsine sana tabi olanlar, gördün mü hiç? Görmediklerine nasıl imamlık yapıyorsun? Onlar bizi görüyor demek. Ama çok güzel sohbetler oluyor. Onlar. Bu sohbet de çok güzel abi. Ben
Ya kendisine tabi olanları görmeden namaz kıldırıyor ya. Adamlar cübbesini bırakıp gider onların masasını. Ben imam değilim bu saatte. Ama desem ki şimdi kıbleye yöneldim diyor. Görüyor musun her namazda durduğunda kıbleyi? Nereye yöneldi? Kıbleye yöneldiği yeri görüyor. Şimdi birisi sana böyle söyleyince sen kalıyorsun. Adam denemiyorsun zaten. Söyleyecek laf yok yani ona. O diyor ki, göremezsin. Neden? Mürşidin yok. Ya mürşid de sana gösteremez zaten. Sen onun yanında oturuyorsun. Başlıyor kahvede. Gelsin çaylar, gitsin çaylar. Öbek öbek bizim orada böyle. Böyle bir de büyük böyle kocaman çınar olan bir karşısında cami, yanında kahvehane. Kahvehane ile caminin tam ortasında kocaman bir çınar var. Yazın artık seyretse. Onu baş edemezsin. Koca kaldı. Koca sınıfta kaldı. Haklarınızı ilerle. Güzel bir geceydi benim için. Ben gerçekten mutlu oldum, memnun oldum. Allah razı olsun. Fatiha'nın selamı.